Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Herkese mutlu günler, programımıza hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, Avrupa Ligi'nde ilk haftanın heyecanı sona erdi. Dün temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş sahnedeydi. Fenerbahçe son dakikaları zor da olsa kazanmayı başardı. Sencilua karşısında 2-1'lik skorla kazanılan bir penaltı atışı vardı. Rakip takım adına Livakovic başarılıydı ama bir dakika sonra golü buldu. Bu da 10 kişi kalan Fenerbahçe, ki rakip de 10 kişiydi. 72. dakikada 10 kişi kaldılar. Zorlar nitelikteydi ama Fenerbahçe kazanmayı başardı ve 3 puanla başladı Avrupa Ligi macerasına. Amsterdam deplasmanında bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ama maalesef sahadan istediği sonuçta ayrılamadı. 4-0'lık ağır bir mağlubiyet aldı Beşiktaş. Bunun da detaylarını sizlerle konuşacağız. Dün eski futbolcu, Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından, oyuncularından Serhat Akın'a bir silahlı saldırı yapıldı. Serhat Akın'ın sağlık durumu iyi ama elbette ki morali bozuk böyle bir saldırıya uğramış olmaktan dolayı. Çok şey konuşuluyor, çok şey anlatılıyor. Serhat Akın'ın da son dönemde sert nitelikte açıklamaları vardı. Eleştirel açıklamaları vardı. Bunun üzerine yapılan spekülasyonlar da var. Serhat Akın'ı çok iyi tanıyan isimlerden bir tanesi sevgili Ali Polat. Az sonra bizimle birlikte olacak ve bu konuyu konuşarak başlayacağız programımıza. Haber Özel. Haber Özel. Sevgili Ali Polat, hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Özgürcüğüm merhabalar, iyi yayınlar, Almanya'dan sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ederim, sağ olun, ben de iyi çalışmalar dilerim. Nasıl geçiyor zaman Almanya'da, Freiburg'da? Almanya'da, Freiburg'da zaman güzel ama tabii ki dün akşamdan beri üzücü haberi aldık. Moralimiz bozuk. Yani gerçekten de moral bozucu bir olaydı Serhat'la ilgili. Hı hı. Yani o yüzden moralimiz bozuk yani. Evet, Serhat Akın'la görüşme şansınız oldu mu dün akşamdan bu yana? Ben sabaha karşı öğrendim. Sabahleyin aradım, çıkmadı. Sonra mesaj attım Serhat'a ama tabii duydum ki ameliyattaymış. Hı hı. Durumu iyiymiş şu anda. Şu anda durumu iyi. Evet. Şu anda durumu iyi. Çok geçmiş olsun evet. Serhat Akın'a. Ama şu an telefonlara bakmıyor. Ama çevrimci oldu ama şu an telefonlara bakmıyor Serhat. Anladım. Büyük ihtimalle tabii bu olay araştırılıyordur şu anda. Ne diyorsunuz? Bu olayın arkasında kimler var sizce? Tahmininiz nedir? Ya da edindiğiniz bir bilgi var mı? Özgürcüğüm ben şöyle söyleyeyim. Serhat son zamanlarda gerçekten zaten Serhat'ı bilemiyor. Ben Serhat'ı 20 seneden fazladır sanıyorum. Serhat çok dobra bir çocuk ve hiçbir beklentisi olmayan bir çocuk. Yani nasıl diyeyim sana, neyse onu söyleyen bir kişiliğe sahip. Yani böyle bir ben buna şey yapayım, şuna böyle yapayım diye öyle bir şey yok. O fanatik bir Fenerbahçeli. İnanın ailece Fener. Babası zaten Kadıköy Hasanpaşalı. Yani ben Serhat'ı bizim burada oturuyor çünkü. Kasro'dan benim Almanya doğumlu değil mi? Almanya'da doğulu muydu? Tabii. Kasro doğumlu. Evet, buralı evet. Yani. Benim olduğum bölge zaten. Evet biliyorum. Yani bana çok yarım saat yani evi. Freiburg, Kasro, Stuttgart arka arkaya şehir. Aynen. Özgürcüğüm zaten biliyorsun buraları da. Evet. Yani Serhat son zamanlarda Fenerbahçe ile ilgili inanılmaz, yani neyse onu söyleyen çocuk olduğu için hedef tahtası olmuştur. Zaten birçok insan da, hatta Fenerbahçe taraftarlarına Serhat'a sahip çıkın diye mesajlar yazmışlar. Onu da gördük. Yani çünkü Serhat'a hedef tahtası gösterebilirler diye. Çünkü Serhat gördüğünü söyleyen bir çocuk. Serhat böyle gizli saklısı olmayan, buna ben yaranlıyım, şuna yaranlıyım diye bir şey yok ki. Hele özellikle de Fenerbahçe'ye gelmesinde en büyük insan Aziz Yıldırım'a karşı bile Serhat Akın neyse onu söyleyip Ali Koç'un Fenerbahçe'ye gelmesinde çok büyük bir destek olan bir kardeşimiz Serhat. Ama tabii Serhat Akın'ın Ali Koç'a verdiği destek kadar Ali Koç ona sahiplenmedi ama ben bunu da söyleyeyim buradan. Hani galiba kulüpte görev alması söz konusuydu. Bundan 2 sene ya da 3 sene önce Belçika'da yapılan bir maçta galiba Serhat Akın da Almanya'dan çıkıp oraya gitmiş. Ali Koç Fenerbahçe Başkanı görüşeceğiz falan demiş. O esnada görüşme olmamış. Uzun sürede bekledikten sonra ayrılmak zorunda kalmış. Tam bir hayal kırıklığı yaşadığını söylemişti Serhat Akın. Hatta bunu bizim canlı yayınımızda anlattı sevgili Ali Polat. O dönem itibariyle Serhat Akın canlı Özgürcüm, yayına katılarak anlatmıştı. Özgürcüğüm onu Serhat Akın bana da söylemişti. Biz birebir konuştuğumuzda abi dedi, ben onun için ta oraya kadar gittim dedi ki benim eski takımım yani Anderlecht, yani ben zaten orada taraftarlar Serhat'ı çok seviyorlar ve gidiyor ve orada Serhat'ı orada yalnız bırakıyor. Serhat buna inanılmaz üzülmüştü o zaman da, yani bayağı bir üzülmüştü çünkü hem davet ediyorsun hem çocuğu orada bırakıp gidiyorsun, hani o da bir yanlıştı.
Ama o yüzden onu bana da anlattı. Doğru. Ali Polat, sevgili Ali Polat, yani Serhat belki böyle bir hayal kırıklığına uğradı ama bu hayal kırıklığından dolayı Ali Koç'u ya da mevcut yönetimi eleştiriyor değil. Sadece gördüğü gerçekleri cesur bir biçimde dile getiriyor. Böyle mi düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Anladım. Çünkü gerçekten de öyle. Yani şimdi Serhat'ın Ali Koç'u eleştirme. Evet, doğru, yanlışları var. Yanlış. Yani taraftarın gözünde sezon başında ne vaat ettiler, neyle karşılaştılar. Yani ona baktığınız zaman Serhat'ın sonuna kadar arkasındayım. Çünkü doğruları söylüyordu. Yani ben öyle yürekli insanlara hayranım. Çıkacaklar. Yani Özgürcüğüm, eski Fenerbahçeli futbolcular sağda solda konuşacaklarına dobra dobra ekranlarda söyleyin. Yani herkesin bir böyle ben Ali Koç'un gözünde iyi gözüküyüm, şen gözüküyüm diyerek insanlar böyle fazla detaylı yorumlara girmiyorlar. Çünkü bir beklentileri var. Ama Serhat'ın umurunda değil. Serhat çıkıyor, dobra dobra konuşuyor. Evet. Peki bir başka husumeti, yani futbol ya da spor ya da Fenerbahçe'nin dışında herhangi birileriyle bir husumeti var mıydı Serhat Akın'ın, sizin bildiğiniz? Yok, kesinlikle. Kişisel problemden kaynaklanan bir durum olabilir mi bu? Kesinlikle. Serhat zaten Özgürcüğüm, inan bana, çok sevilen bir çocuk. Anladım. Serhat'ın hiç kimseyle böyle uğraşmaz, kimseyle. Serhat kendini spor. Yani onun hayatı Fenerbahçe. Hmm. Yani böyle privat veya yani privat dedim, özel şeyleri hiçbir zaman olmayan bir insan. Kimseyle Anladım. Sıkıntı yaşamaz, kimseyle böyle ağız dalaşına girmez. Yani Almanya'da da böyleydi, Türkiye'de de öyleydi. Futbolu bıraktıktan sonra da aynısıydı. Hı-hı. Çok efendi, saygılı, yakından tanıyanlar bilir Serhat zaten. Evet. Bizim de programlarımıza katılıyor, bizim de tanışıklığımız var Serhat Akın'la. Sevgili Ali Polat, bu işin arkasından ne çıkar sizce, tahmininiz nedir? Ya ben şey tahmin ediyorum, mutlaka şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de bazı rahatsız olan insanlar acaba Serhat'ın bu bedava bilet alanlar tahmin, o da olabilir. Serhat'ı hedef de gösterebilirler. Yani ne bileyim, çünkü Serhat'la şöyle söyleyeyim, Serhat'la teke tek karşılaşamazlar. Yürekler olsaydı Serhat'la teke tek böyle, zaten Türkiye'de inanılmaz şekilde silahlanmalar olmuş Özgürcüğüm. Biz Avrupa'da bunları duyuyoruz. Yani Türkiye'ye, ülkemi ben çok seviyorum ama Texas gibi her gün sokaklarda birbirlerine ateş eden insanları haberlerde seyretmekten biz bıktık artık. Evet. Maalesef. Yani artık bizim güvenlik güçlerimiz tutuyor. Ertesi günü serbest bırakıyorlar. Bunlar da öyle düşünmüşlerdi. Bugün ateş edelim, yarın serbest kalırız. Evet. Motosiklete binmiş iki kişi ateş etmiş ayaklarına doğru, bileklerine doğru Serhat'ın, ki daha ciddi bir sorun olabilirdi. Yani bilekleri de parçalanabilirdi. Bu uzun vadede de tabii sorun yaşamasına neden olabilirdi. Geçmiş olsun bir kez daha. Ucuz kurtulmuş bence Serhat. Özgürcüm, şu anda da iyiymiş durumu. Özgürcüğüm şöyle söyleyeyim. Serhat Akın bu dobra dobra söylüyorsa bundan niye rahatsız oluyorlar? Anladım. Tam tersi, sevilmeleri lazım. İşte bak, eleştiriliyor. Şöyle açıklarımız var, böyle açıklarımız var. Bak şimdi Fenerbahçe'ye baktığımız zaman sezon başında 3-5 kişi sonradan parayı bulan insanlar gelip basında öyle bir konuştular ki Fenerbahçe'yi uçuracağız, göklere çıkaracağız. Nerede? Nerede Fenerbahçe'yi uçuracak olan o sevgili sonradan medya sahibi olan arkadaş? Nerede? Hani Fenerbahçe'yi uçuruyordun? Hani bomba transferler yapıyordun? Nerede? Tutuyorsun Galatasaray'ın aldığı transferi eleştiriyorsun. Abi adam iş yapıyor. Senin futbolcun iş yapıyor mu? El Nesri nerede abi? El Nesri dedik ya, aldıkları adam nerede? Baktığınız zaman Özgürcüğüm, yani tabii ki eleştirecek insanlar. Evet. Fenerbahçe taraftarı mutsuz. Evet. Yani her kulüp için geçerli. Yani başarısız sonuçlar ortaya çıkarsa eleştiri de olurdu. Düne kadar Galatasaray taraftarı da yöneticileri bir kaşık suda boğmak istiyordu. Yani transfer dönemindeki aksamalardan dolayı vesaire vesaire. Ama sonuçlar iyi olunca bunlar unutuldu. Dolayısıyla futbol sonucu endeksi bir oyun. Sonuç alınamayınca da eleştirinin olması son derece normal. Normal. Evet. Haklısın ama Özgürcüğüm, eleştiri tabii ki o çok doğru. Bütün kulüplerde bu sorunlar yaşanıyordur ama ben çıkıp da o zaman büyük konuşmayacağım. Ben vaat etmeyeceğim insanlara, taraftarlara ben şunu getireceğim, dünya takımı kuracağım, büyük yapacağım demeyeceksin o zaman. Peki. Evet, Mourinho'yu getirdim. Mourinho mutsuz. Bence büyük ihtimalle Mourinho da gitmek için can atıyordur. %100. Mutsuz çünkü. Yüzünden biraz, anlaşılmıyor mu? Biraz erken değil mi sizce sevgili Ali Polat bu yorumu yapmak için? Ne dersiniz? Biraz daha beklemek lazım belki. Siz neye istinaden böyle bir tespitte bulundunuz? Ben
sadece yüz ifadesinden değil de bir takım şeylerden rahatsız, yönetim biçiminden mi rahatsız olduğunu düşünüyorsunuz? Ben büyük ihtimalle başkanın Mourinho'nun işine karıştığını düşünüyorum ve Mourinho'da bundan çok çok rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Daha önceden ben duyumlarım vardı. Ali Koç'un, bakın Ali Koç'un futbol bilgisinin olduğuna ben inanmıyorum. Hatta Acun'un bile futbol bilgisinin olduğuna asla inanmıyorum. Futbolun içinde olabilir. Röportajlar yapabilir, Beşiktaş muhabirliği yapabilir zamanında. Ben onun Katköy'den biliyorum. Kot zamandan tanıyorum. Ama baktığınız zaman ben daha önceki bir antrenörden de duymuştum. Çok işine karıştığını duymuştum. Ama büyük ihtimalle Mourinho'nun işine karışıyordur. Mourinho da bundan rahatsızlık da oluyordur ki Mourinho'nun çıktığı iki maçta da suratı bir karış. İyi de oynasalar bir karış, kötü de oynasalar. Çünkü geldiğine galiba büyük ihtimalle pişman olmuş gibi. Mutsuz gibi. Peki. Yani Fenerbahçe taraftarı bunu görmüyor mu? Görüyor. Bakalım önümüzdeki dönem ne getirecek, bunu hep birlikte göreceğiz. Sevgili Ali Polat, çok teşekkür ederim. Özgürcüğüm, iyi yayınlar diliyorum. Serhat'ıma buradan çok çok geçmiş olsun. Dobra duruşu, delikanlılığı hiçbir zaman bozmayan bir kardeşim benim. Her zaman arkasındayım. Biraz sonra zaten arayacağım, konuşacağım ondan, inşallah iyidir. Sevgiler, saygılar Almanya'dan. Tekrar görüşürüz. Sevgili Ali Polat fikrini sizlerle paylaştı. Bir kez daha Serhat Akın'a geçmiş olsun diyorum. Kısa bir ara. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, programımıza Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Sevgili Ahmet Özölçer stüdyomuzda. Dün Radyo Spor adına statta, Ülker Stadyumunda Fenerbahçe Sencilua maçını takip etti Ahmet. Önemli tespitleri var. Tabii gözle görülmeyen ya da dikkatlerden kaçan detayları da paylaşacak bizimle. Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk Özgür. İyi yayınlar tüm dinleyenlerimize de. Merhaba diyeyim. Dün stattaydım. Bu sezon sadece bir maç kaçırdım. Yıllık izin dolayısıyla Galatasaray maçına gitmemiştim. En başından beri iç saha maçlarını Fenerbahçe'nin takip ediyorum. Sezon başından beri en sakin maç öncesiydi. Taraftarların yüzünde açıkçası çok umut yoktu, mutluluk yoktu. Ben erken gittim stada. Sebebi de protesto olur mu, olmaz mı? Sonuçta haber kovalıyoruz biliyorsun işimiz dolayısıyla. Haliyle bakındım ama bir protesto olmadı. Yaklaşık maça 10 dakika kalaya kadar bayağı boştu tribün. Sonra 10 dakika kala dolmaya başladı tribün. Ama yine de tamam, yani kapalı kişi oynamadı dün Fenerbahçe. Açıklanan rakam 31-32 bin civarında bir rakam açıklandı. Neredeyse 15 binin üzerinde bir taraftar gelmemiş maça. Yani gözüken o. Maça 2 saat kala işte tribün doluluk oranına bir baktım. 982 bile satılmamıştı maçtan 2 saat önce. Fakat biliyorsun kombineler kulübe devrediliyor. Kulüp satmaya çalışıyor bu kombineleri, tekrar satışa çıkartıyor. Tüm kulüpler için geçerli bu. Böyle bir durum var. O yüzden onları bilemiyoruz. Yani kombineler ne kadar devredildi, ne yapıldı? O rakamları çok maç öncesinde bilemedik ama maç sonrasında işte 32 bin civarına yakın bir taraftarın olduğu söylendi. Protesto olmadı statta. Ya açık açık ben takip ettim, bekledim. Çünkü sosyal medyaya baktığımızda çok büyük protestler olacağı konuşuluyordu. İşte maç esnasında takıma değil, teknik ekibe değil ama yönetim kanadına çok ciddi protestolar olacağı tahmin ediliyordu. Herhangi bir protesto olmadı. Ciddi manada takım desteklendi. Teknik ekip desteklendi. Maçtan önce her iki kale arkasına da tüm takım çağrıldı. Normalde Fenerbahçe'de tek tek çağrılır. Tüm takım çağrılmaz. Tüm takım çağrıldı. Sanki bir işte ağır Galatasaray yenilgisi sonrası bir yara sarma gibi. Taraftar da biraz bunu görmüş. Daha doğrusu bunu düşünmüş gibiydi. Maça öyle başlandı. İstersen maçı da hemen onun öncesinde şunu sormak istiyorum. Yani genel bir soru olacak ama derbide ortaya çıkan sonucu unutturacak bir galibiyet oldu mu sence bu? Skor olarak evet. Toplamda. Skor olarak evet. Ama oyun olarak hayır. Özellikle ilk 20 dakika biz basın mensubu arkadaşlarla beraber de bir şaşırdık yani. Çok bir reaksiyon verdi. Evet. Evet, bir reaksiyon bekledik Fenerbahçe'den açıkçası. Fenerbahçe sanki maça gelmemiş gibiydi ilk 20 dakikada. 3-0 olabilirdi Livakovic olmasaydı. Yani Livakovic'i de burada övmemiz gerekiyor. Bence maçın asıl kahramanı Fenerbahçe adına Livakovic. Hem ilk yarıdaki kurtardıkları pozisyonlar hem maçın sonunda kurtardığı penaltı. Gole bir şey diyemiyorum çünkü yenilen gol direkten adamın önüne, rakip oyuncunun önüne düştü ve ondan sonra gol oldu. Yani o yüzden yenilen gole bir şey diyemiyorum ama maçın yıldızı bence Livakovic'ti dün. Bir reaksiyon bekledim.
İlk atağında Fenerbahçe gol buldu 26. dakikada. Bazı notlar işte alıyorduk. Yılmaz Dirim de vardı dün Radyospor yayıncısı. Yılmaz'la birbirimize baktık. Cengiz 8. dakikada ayağını ilk defa top aldı. Yani 8. dakikada kadar Cengiz ayağını top alamamıştı. Ve Cengiz enteresan bir şekilde sol açık oynuyordu. Yani ben Cengiz'i hiç sol açık izlediğimi hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun bilmiyorum. Yani Başakşehir'de zaman zaman oynatılmış olabilir forvet arkası vesaire ama genelde Cengiz sağ açık. Ama İrfan'ın varlığından dolayı galiba. İrfan'ı sağ kenarda değerlendirdi. İrfan'ı sağ. Yani Cengiz hepimiz için sürpriz oldu. Yani ben Cengiz'i beklemiyordum 11'de. Çağlar'ı beklemiyordum. Çağlar da maçın yıldızlarından bir tanesi. Onu da konuşuruz. Ben Ciku ve Bekao'yu bekliyordum. Bekao olacak diyordum. Ciku ve Bekao tandemiyle oynar diye tahmin ediyordum ama Çağlar'la oynadı. İyi ki de oynamış. Çağlar da gol attı açıkçası. Bir forvet oyuncusu gibi bir gol attı. Ve aynı zamanda baba olacakmış. Hayırlı olsun dileklerimizi de iletelim. Bir kez daha Çağlar'a. Fenerbahçe ilk 20 dakikada açıkçası ne oynadı, ne yaptı, ne etti anlamadık. Onun da sebepleri var. Şöyle diyeyim ki Mourinho da basın toplantısında maçtan sonra söyledi. Şu cümleyi kullandı. İlk yarıda çok baskı yedik dedi. Yani baskıdan çıkamadık dedi. O yüzden uzun oynamak zorunda kaldık. Uzun oynadığımızda El Nesiri'ye top gelemedi. Çünkü arkasında 2 metrelik bir defans oyuncusu vardı dedi. Union Saint-Gilloa'nın. Hava toplarının hemen hemen tamamını aldı Union Saint-Gilloa ilk yarıda. Ve açıkçası uzun oynamanın da nasıl yanlış olduğunu ders niteliğinde gördük ilk yarı için. Açıkçası futbol anlamında. 26. dakikadan sonra işler biraz dönmeye başladı. 40'a kadar da Fenerbahçe bir toparladı. Ama 40'tan ilk yarının düdüğüne kadar, bitiş düdüğüne kadar da yine Sanciloa'nın bir baskısı vardı. Acaba ikinci yarı böyle gidemez dedik. Yani hepimiz orada basın mensupları, taraftarlar, maçı izleyenler gidemez dedik. Yani bu böyle olmaz. Çünkü Union Sanciloa aslında kötü bir takım değil. Yani onu kabul etmek lazım. Hızlı ve genç, atletik oyunculara sahip bir takım. Geçen seneye göre çok güç kaybetmiş. Onu da söylemekte fayda var. Özellikle Poertas çok önemli oyuncusuydu. Arabistan'a gitti. 25-24 yaşında Arabistan'a giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir oyuncusu da zannediyor dersen Wolfsburg'a gitti. İki önemli oyuncusunu kaybetmiş durumdaydı. Fakat takım oyununu iyi oynadılar. Açık ve net bunu söylememiz lazım. İkinci yarı 45-60-70 arası taraftarın da desteğiyle beraber Fenerbahçe iyi oynadı. Bunun sebebi ise ilk yarıda özellikle Fred Amrabat orta sahası çok işlevsel değildi oyun kurulumunda. Zaten Bekao'dan bir oyun kurulumu yok Fenerbahçe'de, yani oyuncu özelliği yok oyun kurulumu konusunda. Çağlar'dan oyun kurma bekleniyor. Ya da orta sahadan Fred gelecek ya da Amrabat gelecek. İki oyuncu da bu konuda ilk yarıda sıkıntı yaşadı. Çünkü çok ciddi baskı vardı ikisine. Bir ara saydım 6-7 oyuncu Union Saint-Gilloa'nın Fenerbahçe sahasında presteydi. Ön alan presindeydi. Yani bu önemli bir gösterge. Fenerbahçe baskı yediği zaman oyun kuramıyor. Yani bunu açık açıkta sezon başından beri görüyoruz. Böyle olunca ikinci yarıda Amrabat daha fazla görev almaya başladı. Fred gelmemeye başladı top almaya. Defansa, oyun kurulumu için Amrabat bu işi üstlenmeye başladı. Amrabat'ın bir artısı var gördüğüm dün statta. Çevre kontrolünü çok iyi yapıyor Amrabat. O konuda çok iyi bir oyuncu. Oyun temel bilgisi çok iyi. Evet. Çok iyi ama şöyle sıkıntıları var. Ayağından fazla top açıyor. Bu da özellikle presli oynayan takımlar, baskılı oynayan takımlarda rakip takım topu kapabilir anlamına geliyor. Aynı durum dün Jadon için de vardı. Bu arada Jadon'a da bir parantez açalım. Jadon özellikle sezon başından beri kendi defans oyuncuları tarafından biraz eleştiriliyor. Kendi takım oyuncuları tarafından. İşte defansta arkaya biraz adam kaçırma konusu. Dün de maçta özellikle Bekao ve Çağlar uyardılar. Bunu bir önceki maçta Galatasaray maçında da televizyondan izlediğimde de fark etmiştim. Ciku yapıyordu. Ondan önceki maçta Çağlar bunu yapıyordu. Yani biraz Jadon'a uyarılar var. Özellikle Ferdi'ye alışmış bir Fenerbahçe. Ferdi sonrası Jadon'la o konuda biraz sıkıntı yaşıyor. Yani bunu da söylemek lazım. Yine takım oyun kurulumu konusunda geçen sezon Ferdi topu alıp ileriye gidebiliyordu. Ya da Tadiç'e bırakıp kendisi ileriye gidip tekrar topu alabiliyordu. Artık bu opsiyon da kalmadı Fenerbahçe'nin. Böyle olunca ister istemez de oyun kurulumu konusunda sıkıntı oldu ilk yarı. İkinci yarı biraz daha toparladı. 70'te rakip kırmızı kart gördü. 70-72 o civarlarda. 82'de iyi bir baskıyla, özellikle sağ bek baskısıyla
Fenerbahçe golü buldu. Kendi kalesine atılan golde. Maç rahatladı diye tahmin ettik ki bekliyorduk yani ikinci gol gelmezse çok ciddi sıkıntı olacaktı maçın sonuna doğru. Ama maçın sonunda bir anda bir yanlış karar, yanlış hata, penaltı sonrası pozisyonun gol olması son 2-3 dakikayı ciddi manada sıkıntılı geçirmesine neden oldu Fenerbahçe için. Bu oyun. Böyle bir maç değerlendirmesi yapabilirim. Maç sonrası detaylarla ilgili var mı aktaracağın şey? Maç sonrasıyla alakalı açıkçası Mourinho'nun basın toplantısı yine enteresan bir basın toplantısıydı. Yani bunu biraz konuşmak lazım. Biraz basına da çattı bu sefer. Sizin yorumlarınız, sizin yaptığınız yorumlar dolayısıyla taraftarlar bu halde de tarzında bir cümle kullandı. Biraz iyi etüt etmek lazım. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Şahsi fikrimi. Bizim ülkemizin futbol severlerinin Mourinho'yu çok tanımadığını düşünüyorum ben. Ve Fenerbahçe taraftarının daha tam anlamıyla Mourinho'yu tanımadığını düşünüyorum. Bunda önce Ali Polat da bir yorum yaptı. Mourinho'nun yüzü hep asık diye. Ne diyorsun? Hep asık. Sezon başından beri asık Mourinho'nun yüzü. Yani Mourinho böyle bir adam. Yani Mourinho'yu Real Madrid'de de gülerken görmüyorduk açıkçası. Chelsea'de de zaten hiç görmüyorduk gülerken. Ki Chelsea döneminde egosu çok daha yüksekti Mourinho'nun. Böyle olunca haliyle asık suratlı bir adam. Bir de yani şunu da sen ne düşünüyorsun aslında sana da bunu sormak istiyorum. Ya Fenerbahçe iyi oyun, başarı, taraftar bunu mu beklemeli yoksa iyi oyunu bir kenara bırakıp başarıyı mı beklemeli? Tabii sonuca endeksi. Yani sonuç beklemeli. Bence çünkü Mourinho sonuç adamı. Sonuç almak lazım. Yani Mourinho'dan çok güzel futbol ben beklemiyordum açıkçası. Yani Fenerbahçe'yi çok harika oynatacak diye bir düşüncem yoktu. Aynısını da görüyoruz. İki tane maç ciddi manada sıkıntılı. Bir Galatasaray maçı hepimizin malumu. Bir de Lille elenme ki Lille elenmede iki tane direkten dönen top vardı. Onlar gol olsa Fenerbahçe için başka şeyler konuşuyorduk. Ya açık ve net. Böyle olunca haliyle bir maç için yani tek bir maçta Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti mi sorusu bu soruluyor. Şu anda Fenerbahçe taraftarı da kendine bunu soruyor. Ama bir maçta şampiyonluğu kaybedilmez ki kendisi de Mourinho'nun bunları söylüyor. Mourinho'yu son tanımak lazım. Kupa kazanmıyorsunuz dedi değil mi Mourinho? Ya Eylül ayında kupa varsa kazanalım dedi. Yani buna getirdi. Yani kupa neredeyse hangi günse. Bu sence basına yönelik bir eleştiri miydi? Basına, hem basına hem taraftara yönelikti açıkçası. Yani taraftarın beklentisini de yönlendirebiliyor. Aslında biraz iletişim konusunda uzman bir adam kendisi. Bazı konularda yanlış iletişim şimdi yapabiliyor ki Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamalar tamamıyla ben Kasımpaşa maçından sonra yaptığı basın toplantısında bu maçın çok tehlikeli olacağını Galatasaray maçı için söylüyorum. Çok tehlikeli olacağını Fenerbahçe adına düşünüyordum. Çünkü yaptığı açıklamalar biraz onu getirdi. Evet. Bu benim için sadece bir maç dedi. Yanında Alper Yemeniciler vardı biliyorsun Fenerbahçe basın sorumlusu. O uyumayacak dedi. Yani geceleri o uyumayacak dedi. Ben uyuyacağım dedi. Hatta yani bir cümle daha kullandı. Galatasaray maçını dedi. Ben yatarken izledim dedi. Aynı açıklamayı biliyorsun Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra Dursun Özbek de yaptı. Yani cevap niteliğinde bir açıklama oldu. Yani böyle durumlar var. Oyuncular biraz bu galibiyete toparlamış diyebilirim. Anladım. Ama Fenerbahçe için şunu da söyleyebiliriz. Her sezon özellikle son iki sezon için sen de malum takip ediyorsun biliyorsun. Fenerbahçe hep şampiyonluk paralosuyla ve iyi oynayarak hep yüksek performansla sezon başlangıçları yaptı. İlk defa uzun bir aradan sonra Fenerbahçe çok yüksek bir performans göstermiyor sezon başında. Ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Hep beraber yaşayacağız. Bir de Avrupa Ligi ile alakalı bir durum var. Avrupa Ligi'nde ilk defa karşılaşıyoruz. Hepimiz hem basın hem taraftarlar hem oyuncular teknik ekip yönetimler değişik bir organizasyona doğru evriliyor gibi görüyorum şu anda. Çok sayıda maç oynayacak takımlar. Eskiden grup aşamasında işte 3 maç alırım, 4 bir beraberlikle grubu çıkarım düşüncesi artık yok. Evet. İlk 8'e girmek gerekiyor ki kendini ekstra 2 maçtan kurtar. Çünkü 8+2=24 içerisinde olursan 10 maç oynayacaksın Ocak sonuna kadar. Çok ciddi bir rakam bu. Ve haliyle çok sayıda ben rotasyon bekliyorum bütün takımlarımız için.
Beşiktaş için de, Galatasaray için de, Fenerbahçe için de farklı farklı oyuncular da göreceğiz. Dün 4 tane oyuncu farklıydı. Bir sonraki maçta belki 5 tane oyuncu olacak. Bu arada İsmail ile alakalı Fenerbahçe son bir bilgi daha paylaşayım. Sanki böyle İsmail Galatasaray maçının sorumlusu gibi lanse ediliyor. Öyle bir durum yok. Galatasaray maçının ilk yarısında biraz kötü oynadı. Bundan sonra da çok sayıda ben imkan bulacağını düşünüyorum. Mourinho o konuda çalışana formayı veriyor. Yani dün de gördük, İrfan'a verdi. Cengiz'e verdi her şey dönünce. Cengiz sezon başında gönderilmesi gereken oyuncu diye konuşuyorduk. Evet. Cengiz dün 11'deydi. Yani öyle de bir durum var. İkinci yarının ortalarında ama dili dışarıdaydı yani. Koşmaktan dili dışarıdaydı. Birazcık, bunu da söylememiz lazım. Evet. Maç eksiği var. Çok teşekkür ederim sevgili Ahmet. Bu rica ederim. Görüşmek tekrar üzere Özgür. İyi yayınlar. Sağ ol. Hoşçakal. Fenerbahçe bölümümüzde sevgili Ahmet Özölçer bizimle birlikteydi. Radyo Spor adına dün Fenerbahçe'yi takip etti. Radyo Spor'daki programlarıyla da kendisini izliyoruz, takip ediyoruz. Ahmet'e bir kez daha teşekkür ederiz. Size bir ara. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Biliyorsunuz önceki gün Slavia Prag'ı deplasmanda mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmayı başarmıştı Galatasaray kadın futbol takımı. A grubunda yer alacak sarı kırmızılar Lyon, Wolfsburg ve Roma ile eşleşti. Başarılar diliyorum Galatasaray kadın futbol takımına. İlk kez kadın futbolunda Şampiyonlar Ligi'nde bir temsilcimiz olacak. Galatasaray bu temsil örneğini verecek. Yusuf Yazıcı'nın yeni takımının belli olduğundan bahsedildi. Yunanistan'da Olympiakos'un Yusuf Yazıcı ile anlaştığı iddia ediliyor ama bu kesin değil. Çünkü Yusuf öncelikli olarak Premier Ligi bekliyordu. Premier Lig'de biliyorsunuz transfer tescil dönemlerinden bağımsız olarak eğer futbolcu bir önceki kulübüyle transferden önce sözleşmesini bitirmiş ve serbest statüye erişmişse sözleşme imzalanabiliyor. Bu çerçeveden baktığımızda Newcastle'la Yusuf Yazıcı'nın kardeşi ve temsilcisi Cihan Yazıcı uzun süre görüştü ama Newcastle bir türlü fair play kurallarını aşarak yeterli bütçe oluşturamadı Yusuf için. Sonrasında bir başka oyuncu da karar kıldılar. Bunun dışında West Ham United ve bir başka Londra takımı da yine Fulham'da Yusuf Yazıcı'nın transferiyle ilgilendi ama geldiğimiz aşamada Yusuf Yazıcı'nın İngiltere'ye transferi çok mümkün gözükmüyor. Çünkü İngiltere'yi zorlamıştı. En önemli amacı İngiltere'de Premier Lig'de oynamaktı. O yüzden transfer döneminin sonuna kadar, hatta transfer dönemi bittiği halde bir başka takıma imza atmadı. Ama gördüğümüz kadarıyla İngiltere olmayacak ve halihazırda gelen somut tekliflerle ilgili bir değerlendirme yapmak durumunda. Yusuf bu çerçeveden baktığımızda Yunanistan'a gidebilir mi? Böyle bir olasılık gözüküyor Yusuf adına ama kesinleşmiş bir şey söz konusu değil. Bu akşam her şey netleşecek. Sevgili dinleyiciler, az sonra Hollanda'dan bir konuğumuz olacak. Teknik direktör Tahsin Koca canlı yayın konuğumuz olacak. Bir yorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Özgür. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun hocam, siz de iyisiniz umarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yolculuk devam ediyor. Koşuşturmadan. Yolculukta mısınız? Evet, şu anda yolculuktayım. Anladım. Nasılsınız? Kolay gelsin. İyi yolculuklar hocam. Tamam. Akşam Beşiktaş'ın Ajax'ta oynadığı maçı izlediniz mi? Maçı tam izleme şansına sahip olamadım. Ama özetleri, geniş özetlerine baktım. Zaten ben sana maç öncesi yorumda Ajax 4 tane yerse sürpriz olmaz. Ajax Beşiktaş'a 4 tane atsa da sürpriz olmaz. Anladım. İstikrarsız bir takım olduğunu düşünüyorsunuz Ajax'ın. Ajax'ın şu anda yeni yapılanma içinde olan bir takım. Yani tamamen çok iyi dengeli bir takım değil. Çok oyuncu kaydetti. Evet. Ama hoca çok şu anda iyi bir çalışma içinde. Yani bir kendi futbol mentalitesi var. Onu da mümkün olduğu kadar takıma yansıtmaya çalışıyor. Gün geçtikçe Ajax iyi bir takım haline geliyor. Ama orada şimdi Ajax'tan ziyade işte bir sorun Beşiktaş'tan kaynaklanıyor. Yani anlatılan bir şey var. Bunu geçen yıl İsmail Hoca da yaptı. Yani Avrupa arenasında rotasyon yapıyorsun, oyuncu dinlendiriyorsun, lige oyuncu hazırlıyorsun. O kadar saçma bir şey olamaz. Yani sen madem Rafa Silva'yı dinlendireceksin, Immobile'yi dinlendireceksin, şey maçında dinlendir. Eyüp maçında dinlendir. Bu maçta tam hazır kadroyla çık. Yani senin vitrinin, oyuncunun vitrini ülke puanının, ülke takımlarının vitrinine çıktığı yer. Zaten fazla şans bulamıyoruz. Şu anda 3 takım burada şans bulduğu için de katılma, maç oynama şansı var.
Ama sen gelmişsin, burada rotasyon yapıyorsun. As oyuncularını yedekte bekletiyorsun. Ve birkaç kez bunu milli maçlarda da gündeme getirmiştik. En büyük sorunlardan birisi de Beşiktaş'ta kaleci. Yani mükemmel diye bir kaleci görüyorlar ama ben kesinlikle aynı fikirde değilim. Nasıl düşünüyorsunuz? Bir maçta 3 kurtarış yapabiliyorum ama 5 tane de hata yapıyorum. Çünkü maçta birinci gol tamamen kaleci hatası. Başlangıcından sonuna kadar. Yani bunu sevgili gibi yani belki söylenen biraz incitici bir şekilde olabilir ama sen de yıllardır bu işi yapıyorsun. Çok iyi biliyorsun. Çok iyi yapıyorsun. Çok iyi analiz yapıyorsun. Yani hiç konuda hocam. Seni takdir ediyorum. Amatörde bile uzun top, bagaj kaleci arkadan uzun top oynadığı zaman takım orta sahada kümelenir, alanı daraltır. Herhangi aksi bir durumda müdahale etme şansı olsun diye. Bu oyun kuracağım diye stoperleri yanına almış. Bekler kenara asılmış. Uzun top oynuyor. Orta sahaya top geçmiyor. Kısa düşüyor. Ve rakip takıma hücum şansı veriyorsun. Hücumdan gelen topu da yan orta. Yani yan ortayı yani milli kalecinin yani sıradan bir kalecinin bir topu alabileceği bir yan ortada topu elinden sektiriyor. 1-0. Üçüncü gol keza elinden yatarken uzanmıyor. Yani bir kaleci yaptığı zaman kendini uzatması lazım. Kollarını bile asmıyor. Maç 3-1. Dördüncü gol yine yandan gelen çizgiden gelen ortayı elinden sektiriyor. 4-0. Yani bunları bilmiyorum. Benim en azından analizim olarak gözden kaçmaması gereken bir detay yani. Çok ciddi hatalar yapıyor. Tamam Beşiktaş'ın top oynamadı ama kaleci çok kötüydü yani. Bunları bütün atılan şutları kaleci sektirdi. Bütün yani bir topu bloke etmedi. Yani bir Beşiktaş'ın kalecisi, milli takımın kalecisi bu kadar basit gol yememeli, bu kadar basit hata yapmamalı. Takım olarak Beşiktaş kötüydü yani. Ben anlamadığım bir şey yine tekrar hocayı eleştiriyorum. Sevdiğim, beğendiğim mi hoca? Ya bu hocalarda bir şey eleştiremiyorum. Bir yeri düzeltmek için başka bir yerini niye bozuyorsun? Ya kardeşim sen orta sahada Rafa Silva mükemmel futbolcu. Adamın kariyeri hep orta saha. 8-10 numara pozisyonunu oynayan, genellikle 10 numara oynayan bir pozisyonu. Sen sol açıkta alan yaratmak için neden onu sol açığa çekip orta sahayı bozuyorsun? Bunun izahı yok yani. Bunu yani böyle daha defansif bir orta saha kurmayı mı amaçladı acaba oyuncu tercihlerini yaparken? Kendisi de zaten basın toplantısında öyle söyledi. Ajax'ın sistemine göre 2-6 numara öyle oynamayı tercih ettim. Ya saçmalık yani. Biraz daha diğer oyuncunu orta sahada biraz daha 8 numaraya çek. Biraz daha bir şey yap. Yani en işleyen yerini, en mükemmel olan yerini bozup başka bir alanda bir alan yaratmaya çalışıyorsun ve iki bölümü, iki kısmı işlemez bir hale getiriyorsun. Çünkü Rafa Silva kanat oyuncusu değil. Kanatta derin olamaz. Ha maç içinde son 10 dakika, 5 dakika taktik gereği böyle bir değişiklik yapabilirsin. Bunu kimse yadırgamaz. Ve Ajax için şu anda Hollanda basını şey yapıyor. Sahaya çıktı, titreyerek çıktığı sahadan yüzleri gülerek ayrıldılar. Yani Ajax'ın geleceğini kurtaran bir maç oldu diye yorumluyorlar Hollanda gazeteler. Anladım. Ama böyle mükemmel top oynadı. Yani Ajax bu maça çekinerek çıktı ama sonuç itibariyle başı dik ayrıldı. Hiç de beklediği gibi zor olmamış mı yorumunu yapıyor? Evet kesinlikle. Ya Beşiktaş 0 şutla top oynamış. Ben analizlere bakıyorum. 0 şut yani Ajax'ın kalesini zorlayan bir şey evet, yok. Evet evet. Yani net bir atak yok. Ciro Immobile'ye nefes aldırmadılar. Dönemedi. Böyle oldu işte, maalesef. Ya sevgili Özgür, şimdi bak ben bunu söylemiştim. Ama ben söyledim diye demiyorum. Ben bütün söylediğim söylemleri maçtan önce söylüyorum. Ama maçtan sonra hemen hemen hepsi ortaya çıktığı için söylüyorum. Yoksa ben söyledim diye, ben yaptım diye demiyorum. Ben sana şunu söyledim. O zaman da programa katıldı. Galatasaray'daki Süper Kupa 5-0 maçından sonra dedim ki Beşiktaş yenmedi, atmadı. Galatasaray yedi. Unutmayın. Galatasaray zaten 30. saniyede golü yedikten sonra Nelson'un hatası demoralize oldu ve o moral bozukluğunun etkisinden çıkamadı maç boyunca. Evet, ondan sonra da hatalar üzerine hata, evet, hata zincirleri, evet. Abdülkerim'in hatası, penaltısı, kırmızı kartı hepsi üst üste geldi. Yani evet. Beşiktaş yenmedi, Galatasaray yenildi. O golleri 5 golü, ya Beşiktaş belki 1-0 yine inebilirdi ama 5 golü Galatasaray yedi. Beşiktaş atmadı. Bu Beşiktaş'ın kupasına, Beşiktaş'ın galibiyetine gölge düşürmek için değil. Öyle bir ortam yaratıldı ki sanki Beşiktaş artık mükemmel, yani ulaşılmaz bir takım,
Önüne gelen her takımı ezer geçer. Benim sezon başından bir şeyim var, söylemem var. Bu Beşiktaş Ligi yine Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe domine eder. Beşiktaş bu sezon geçen seneden daha iyi olur. Önümüzdeki yıllarda aynı hocayla devam edecek. Başarılı olur şampiyonluk, hedefledikleri şampiyonlukları gidebilirler. Ama dün Giovanni von Bronckhorst sınıfta kaldı. Anladım. Peki hocam. Ama ben kesinlikle hoca atası. Haftaya da Frankfurt'u ağırlayacak Beşiktaş Avrupa Ligi'nde. Rakip Frankfurt, Antra Frankfurt. Ne diyorsunuz o maç için? Beşiktaş'tan Ajax'tan daha zor bir maç. Öyle mi? Kesinlikle Ajax'tan daha zor bir maç. Hmm. Frankfurt çok ciddi bir takım. Yani şu anda biraz ligde de şey yapıyor ama çok ciddi bir takım. Çok kompakt futbol oynuyorlar. Çok hızlı futbol oynuyorlar. Almanların hepsi futbol, hızlı futbol oynuyor. Yani kötü bir şey yok. Futbol oynayan takımlar yok Almanların. Evet. Yani Almanların 15. sıradaki takımını getir bizim ligde bıraksan zorlamayacağı, ezmeyeceği, yenemeyeceği takım yok yani. Farklı bir şey yani. İnşallah hoca bu şeylerden ders çıkarır. Yoluna devam eder. Yani çünkü ülke puanı için çok önemli, kulüplerimiz için çok önemli. Benim gönlüm son 16'da 3 Türk takımının 3'ünün de olması. İnşallah bunu gerçekleştirirler. Umarım. Umarım. Ama Fenerbahçe de çok kötüydü. Kazandan da ilk 15 dakikada maç 2-0 arkaya düşseydi. Yani şey olmazdı, tesadüf olmazdı. Hı-hı. Ama sonradan toparladılar. Becerikleri, kişisel becerileriyle, yeteneklerle maçı 2-1 kazanmasını bildiler. Tebrikler. Önümüzdeki masa inşallah daha değerli toplu bir şekilde çıkarlar. Peki hocam Galatasaray için ne diyorsunuz? Yarınki Kasımpaşa maçında Galatasaray hem Icardi hem de Osimhen'i oynatır mı sizce? Bence oynatır. Oynatır. Oynatması da gerekiyor. Yani artık Türkiye Ligi'nde Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi zorlayacak bir kendileri. Bir de Beşiktaş olur. Başka takımlar bunları zorlayamaz. Anladım. Yani kesinlikle. Şu andaki görüntüye baktığın zaman Samsun'u beğeniyorum. Samsun iyi. Zaten baştan ilk maçta Beşiktaş maçında da söylemiştim. İyi takım. Alman hoca çok iyi. İyi işler yapıyor. Şey çok iyi. Göztepe iyi gidiyor. Aydın da bu şeyi devam ettirebileceğini tahmin etmiyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Aynı bir başlangıçtır. Bir rüzgar var. Hı hı. Öyle bir şehir götürebileceklerini tahmin etmiyorum. Başakşehir ilk 500 olacak takımlar arasında. Yani diğer takımlar bu 2-100 olayamaz. Peki. Ancak rakipleri kendileri olur. Yani hocalarının kendilerinin yapacağı hatalar, o da istisnai hatalar olur. Yani tahmin ediyorum bu yılda şampiyonluk 90-95 puan civarında, 96 civarında şampiyonu belirler yani. Evet, geçen sezon sevgili Tahsin Koca şampiyon olan takım 100 puanı geçecek demişti. Böyle bir öngörüsü vardı. Evet. Öngörüsü de gerçeğe dönüştü. Galatasaray'ın 100 puanın üzerinde alacağını söylemişti. Bu sezonda 90 puanın üzerinde diyorsunuz, öyle mi hocam? 95-96 olur. Şu andaki görüntü o yani. Baktığınız zaman takım şeyi yok yani. Kimse direnç gösteremiyor. Yani Fenerbahçe'ye de gösteremiyor, Galatasaray'a da gösteremiyor. Beşiktaş, dediğim gibi Beşiktaş da bu sene iyi olur ama şu andaki görüntüsüyle ya ben yani. Van Bronckhorst'un oyun içerisinde bir ikinci planı olmadığını, devreye sokamadığını düşünüyorum. Ne dersiniz? Kesinlikle hemfikirim. Yani Beşiktaş bir yere hata yapıyor. Bunu sezon başından da söyledim. Immobile iyi bir başlangıç yaptı ama Immobile 50 maçı çıkaracak bir oyuncu değil. Evet. Kesinlikle çıkaramaz. Yani bu Beşiktaş'ın hem belki tamam o kulübün kendi inisiyatifi ama sen paranı vermişsin, Abu Bakar'ı götürüp şeyde Hatay'da oynatıyorsun. Abu Bakar'ı bir şekilde takımda tutmaları lazım. Veya Enkudu'ydu galiba, onu gönderdiler. Madem Abu Bakar huzur bozuyordu, Enkudu'yu da tutsaydın kardeşim. Hı-hı. Ne gönderiyorsun? Yani senin ikinci bir alternatif sorun yok. Galatasaray ve Fenerbahçe bu konuda çok iyiler tabii. Yani Fenerbahçe'de bugün hiç yani hiçbirisi olmasa ne kadar diyorsunuz hadi Cenk çok iyi bir futbolcu. Yani Beşiktaş'ta öyle bir yedek yok. Bu arada yeri gelmişken hocam Galatasaray'dan da bahsetmek lazım. Galatasaray'da Okan Hoca dedi ki ben bazen 3 tane santforu birlikte oynatabilirim dedi. Batshuayi, Icardi, Osimhen evet. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü düşündüğü bir şey var. Yani Batshuayi daha kenarlara kayarak oynuyor. Evet. Osimhen daha hareketli. Yani birbirlerini tamamlayabilirler ama tabii rakibin niteliğine bağlı. Ama şu kesin ki Icardi ve Osimhen artık yarından itibaren birlikte oynamaya başlayacaklar. Bu arada Osimhen'le ilgili bir bilgi vermek istiyorum size.
Hafta başında Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, canlı yayın konuğumuzu Sayın Hatipoğlu, dedi ki biz Osimhen'i kesinlikle bırakmamız söz konusu değil. Haziran'a kadar bizim oyuncumuzdur. Bizde oynayacak. Yani devre arasında gitmesi söz konusu değil. Ayrıyeten bununla birlikte biz sonraki sezonlarda da nasıl onu tekrar Galatasaray'da oynatabiliriz bunu düşünüyoruz dedi. Ben bu sözün perde arkasındaki gerçeği öğrendim. Gerçek şu hocam. Osimhen kariyerimin belli bir aşamasında yeniden Galatasaray'da oynamak istiyorum diyor. Yani örnek veriyorum, önümüzdeki sezon Napoli İngiltere'de bir kulüple anlaştı, İngiltere'ye gitti ama bir sene sonra, iki sene sonra şartlara göre tekrar Galatasaray'a dönecek ve kariyerin belli bir aşamasında muhakkak Galatasaray'da oynamak istiyor çünkü burayı çok sevmiş. Yani gelir gelmez zaten böyle yüksek adaptasyon göstermesinin başlıca nedeni de sevgi, başka türlü açıklanamaz. Çok sevmiş ve gerçekten Galatasaray'da olmayı istiyor. Ha düşük bir olasılık var. Napoli işte anlaşamaz, bu sezonki gibi bir karmaşa oluşur. Galatasaray bir sezon daha kiralayabilir ama bu çok olası değil. Çünkü 100 milyon euroluk bir oyuncudan bahsediyoruz. Osimhen'le ilgili durum bu hocam. Ben aynı şeyi işte özeti daha önce siz Sayın Başkan size açıklamadan önce de yapmıştım yani. Kulüp inisiyatifi başka bir yere satmak çünkü para kazanmak istiyor ama Galatasaray için yani müthiş bir aidiyet duygusuyla oynuyor. Çok disiplinli bir insan, çok aynen, sevimli bir insan. Diğer kulüpte de aynı şekilde oynuyordu. Galatasaray'ın üçlü santfor oynama şeyine geldiğin zaman şimdi Galatasaray şunu şöyle oynayabilir. Icardi'nin en büyük özelliklerinden birisi orta sahaya 10 numara pozisyonuna gelip ortadan top alıp terime bu şekilde çok gollar attırdı biliyorsun. Hı. Ortaya gelip takımı sağa sola açmasını çok iyi biliyor. Uygulayacağı taktiklerden birisi. Çünkü Osimhen ve Batshuayi çok gezgin oyuncular. Batshuayi. Bunların ikisi de kanatları çok iyi kullanabiliyorlar. Sağa deplasör oluyorlar, sola olabiliyorlar. Derinlemesine, genişlemesine bu oyunu çok iyi oynuyorlar. Bu şu şöyle olabilir ya, bu biraz belki ilk 45 dakika ikisiyle başlar, ikinci 45 dakika ikinciye döner olabilir ama yapabilir mi, yapar yani. Okan Hoca her şeyi deniyor. Ben bunu şöyle söyledim, geçen yıl da söyledim, sürekli kendini geliştiriyor, sürekli kendini yeniliyor. Avrupa futbolunda şampiyonasında İspanya'nın hocasının uyguladığı taktiği ligde uygulamaya başlıyor. Biz o zaman bunun yorumunu yapmıştık çünkü hoca bir şeyi gördüğü zaman bir başka bir yerde, ya bu bana uyabilir, ben bunu uygulayabilirim, bunu yapabilirim, bu bir yenilik diye adım atmasını bilen bir insan. Ben ondan hocayı takip ediyorum. Yani diğer hocalardan farkı bu. Kendini hocam geliştiriyor. Hı. Ağzınıza ben sağlık. Ben iyi biliyorum diyende değil. Ben teşekkür ederim sevgili Özgür. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz hocam. Sağ olun. Sayın Tahsin Koca fikirlerini sizlerle paylaştı. Teknik direktör Tahsin Koca Hollanda'da yaşıyor. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli İncer, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım bir açıklama yaptı. Bu açıklaması Serhat Akın'la ilgiliydi. Biliyorsunuz dün akşam programdan çıktıktan sonra, YouTube yayınından çıktıktan sonra Serhat Akın silahlı bir saldırıya uğradı. Bu sabah da bir operasyon yapıldı Serhat Akın için. Başarılı geçti. Şu anda durumu, sağlık durumu iyi. Ama tabii morali bozuk haliyle. Peki Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ne diyor? Bir dönem futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın'a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim bir an önce faillerin ortaya çıkartılması ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkartılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaların almalarının sağlanmasıdır diyor. Eski futbolcumuz Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimi iletirim demiş Aziz Yıldırım. Sevgili Ali Güneş, programımızın bu aşamasında bizimle birlikte Fenerbahçe'nin sonrasında Beşiktaş'ın milli takımımızın formasını başarıyla giydi Ali. Ali, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. İyi çalışmalar dilerim, hayırlı cumalar. Teşekkür ederim, hayırlı cumalar. Ali, ne diyorsun, Serhat'la görüştün mü, bu olay için fikrin nedir? Ya Serhat'la 2-3 gün önce bir yazışmıştım. Bu şimdi eski futbolculardan bizim de takım arkadaşımız, böyle çok böyle... Ya şimdi şuna çok üzülüyorum. İnsanların böyle reyting uğruna, özellikle futbolcuların, sporcuların birbirlerine böyle ithamları, yani eskiden aynı soyunma odasında sürekli göz göze geldiğin, aynı sahada aynı forma altında
aynı formayı terlettiğin dönemlerde. Onları insanlar çok çabuk unutuyorlar. Şimdi biraz para kazanacağım, biraz rating yapacağım diye insanların böyle özellikle eski sporcuların birbirine veya işte şu anki mevcut oynayan futbolcular böyle bel altı böyle eleştirilerine açıkçası ben hiçbir zaman kabullenmiyorum. Hiçbir zaman tasdiklemiyorum. Onunla da ilgili işte bir futbolcu Serhat'a bir eski olayla ilgili bir şeyler söylemişti. Ben Serhat'la ondan sonra yazıştım. Yani yanlış şeyler tabii ki olan şeyler. Hedef mi gösterdi Serhat Akın Ali sence? O eski futbolcu. Serhat Akın'a hedef yok, mi yok, gösterdi? Yok yok. Yok, onun söylediği biraz daha böyle özel hayatıydı. Ha, anladım. Ya Serhat'ın, evet için... anladım. Bir ithamda bulundu. Can Arat böyle bir ithamda bulundu Serhat'a. Evet, evet. Biliyorum. Yani gereksiz bir şey. Yani hani bir de böyle bağırarak böyle şey yaparak. Evet. Yani Can'ı aslında tanırım, severim. Öyle bir çocuk da değildir aslında ama ben şimdi biraz uzak olduğum için, sen de beni karakter olarak az bildiğin için, ben bu tarz şeylere biraz uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü Allah şükürler olsun, benim işte bu saatten sonra hayattan işte maddi veya işte bir beklentim olmadığı için, benim için bazı şeyler daha değerli olduğu için uzak durmaya çalışıyorum. Ama insanlar tabii ki bu şartlarda ayakta durmaya çalışıyorlar. Ama bu şekilde bence çok doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü insanları ben rating yapacağım diye, isim yapacağım diye başka insanları küçük düşürmek, başkalarının ayıplarını açığa çıkarmak bana göre çok doğru bir şey değil. Ben Can'ın burada biraz cahilliğine veriyorum. Çünkü Can'ı ben tanıdığım için kötü bir çocuk değil Can. Eminim de zaten o söyledikten sonra ben pişman olduğunu da düşünüyorum. Hı-hı. Ya da umuyorum daha doğrusu. En son o zaman Serhat'la konuştum ama şöyle bir şey var. Yemin ediyorum arkadaşımla da söyledim. İnşallah dedim, Serhat'ın dedim başına dedim bir şey gelmez dedim. Çünkü eleştirileri tabii ki, yani şimdi şu da var tabii, eleştirileri bazen dozunda tutmak lazım ama bu hiçbir zaman bir insanın ayağından vurmak veya susturmak için bazı şeyleri silah kullanmak bana göre çok 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 yanlış şeyler bunlar. Tabii ki işine baktığınız zaman Türkiye'de yorumcu olduğun zaman normal objektif bir yorum yaptığın zaman maalesef Türk halkı bunu çok fazla istemiyor. Daha çok böyle işte daha böyle agresif olmanızı istiyor. Daha böyle işte spekülasyon istiyor. Yani daha böyle senin anladım dediğin gibi spekülatif şeyleri söylemek, tabii ki insanlar bunları duymaktan daha çok hoşnut oluyor. O yüzden Serhat da o şekilde işte artık yorum yapmaya başladı. Hatta dedim inşallah dedim başına kötü bir şey gelmez dedim. Aradan çok fazla zaman da geçmedi. Maalesef dün işte olan olay tabii ki. Önemli olan vuranı değil, bunları yaptıranları bulmak lazım. Doğru. Şimdi biz sonuçta demokratik bir ülkede yaşıyoruz ve herkesin kendi doğrularını söyleme gibi bir hakkına sahip olması lazım. Her başkasına göre yanlış olan kişiyi biz cezalandırırsak veya işte silah sarılırsak o zaman vay memleketin haline. Hı-hı. Yani tabii ki bunlar doğru şeyler değil ama dediğim gibi burada vuranı değil, kim vurdurduysa onu bulmak lazım. Ama eminim, ben şundan da eminim, maalesef Türkiye'de yapılan şeyler işte insanların yanına kar kalıyor. Hiçbir zaman cezayı hak eden kişilerin yakalanabileceğini düşünmüyorum. Yakalanacağını da açıkçası düşünmüyorum. Yani üzücü bir olay. Umarım bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz diyeceğim ama Özgür, eminim bundan sonra da böyle olaylar yaşanacak. Çünkü biz eleştirilmeye gelmiyoruz. Hiçbir zaman eleştiriyi kabul etmiyoruz. Ve bir şekilde susturmaya çalışıyoruz. Halbuki herkes kendi düşüncelerini özgürce söyleyebilmesi lazım. Bu siyasi de olabilir, bu spor olabilir. Hiç fark etmez. Herkes özgürce kendi düşüncesini tabii ki sağlıklı bir şekilde söyleyebilmesi lazım. Ama tabii küfür ederek, argo konuşarak değil. Bu normal bir eleştiri, bence her zaman doğru bir eleştiridir. Ama dediğim gibi kötüye gidiyoruz. Ben ülke olarak kötüye gittiğimizi düşünüyorum. Çünkü ben şimdi Avrupa'da yaşadığım için Almanya'da böyle silah kullanan çok çok nadir insan görürsünüz. Ama Türkiye'de maalesef herkesin belinde artık silah var.
Bize yakışmıyor. Türk insanına ben yakışmıyor. Türk halkına ben yakışmıyor diyorum. Bu tür davranışlar. Çünkü biz bu değiliz. Ve son zamanlarda çok ülke olarak, insan olarak çok değiştiğimizi ben düşünüyorum. Futbolu, sporu bir kenara bırakmak lazım. Artık kendi benliğimizi tekrar yakalamamız lazım. Çünkü bizi başka ülkelerden, başka ırklardan, başka insanlardan farklı kılan bizim insanlığımızdı. Ve maalesef belki para uğruna, belki isim uğruna insanlığımıza da yavaş yavaş kaybediyoruz. Bu da tabii ki maalesef çok üzücü. %100 haklısın. Ali, bu konuyla ilgili sana sormak istediğim son soru şu. Serhat Akın yaptığı eleştiriler, özellikle de son dönemde Fenerbahçe üzerinden yaptığı tespitler nedeniyle mi böyle bir olayın hedefi oldu? Yoksa başka kişisel problem, yani bütün bunlardan bağımsız başka bir şahsi meseleden dolayı mı böyle bir saldırıya uğradı sence? Ben şahsi olduğunu düşünmüyorum. Hı. Yani bu yani şahsi %100 Serhat'ı ben biliyorum. Serhat böyle espiritüel, böyle herkesle iyi ilişkiler, ikili ilişkiler evet, kuran evet. bir insan. Evet. Serhat'ın öyle birebir düşmanı olacağını sanmıyorum. Serhat'ın işte sadece ne varsa ağzında var, dilinde var. Ben kalbinde bir kötülük olduğunu düşünmüyorum Serhat'ın. Ben Serhat'ı işte Fenerbahçe döneminden tanıyoruz. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Dediğim gibi Serhat'ın kalbinde bir kötülük yok. Ben düşmanı olacağını sanmıyorum. Ama işte Fenerbahçe uğruna söylediği işte eleştiriler, yaptığı eleştiriden dolayı tabii ki kendine birkaç tane düşman ettiğini düşünüyorum. Ama kişisel Serhat'la ilgili bir problem değil. Bu dediğim gibi, senin dediğin gibi işte bu Fenerbahçe uğruna bu maalesef üzücü olay yaşandı. Her ne kadar bundan sonra inşallah başka futbolcuların, başka yorumcuların başına gelmez desem bile ben eminim bundan sonraki olaylarda böyle birçok olay tekrar yine yaşanacak maalesef. Çünkü dediğim gibi biz Türk insanı olarak eleştirilmeyi çok fazla sevmiyoruz. Sevgili Ali Güneş yorumunu sizlerle paylaştı. Sohbetimiz devam ediyor. Ali, dün Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu performans, oyun anlayışı, 11 ile ilgili tercihleri, ki yeni oyuncular mesela Cengiz 11'deydi, solda oynadı. Sofyan Amrabat 11'de oynadı. Sağda İrfan oynadı. Ceko'nun yerine de En-Nesyri oynadı. Bu tercihleri nasıl değerlendiriyorsun? Performansa endeksli değişiklikler miydi bunlar, yoksa bir rotasyon anlayışı mı geliştirdi Mourinho sence? Ya tabii biraz tepki, bence tepki olsun diye biraz bu tür rotasyona gittiğini düşünüyorum. Yani şimdi Galatasaray maçını yenmiş olsaydı Fenerbahçe, o zaman böyle bir rotasyona eminim gitmeyecekti. Çünkü Mourinho da biliyor ki elindeki 11 ile şimdi baktığınız zaman, şimdi burada Cengiz olsun, El-Nesyri olsun, bence her ne kadar kaliteli futbolcu olsalar bile ben bu tür önemli bir karşılaşmada rotasyona girecek futbolcular değildi. Çünkü Fenerbahçe'nin mutlaka kullanması gereken bir maçtı. Ama ben biraz tepki olsun diye Mourinho'nun bile bir rotasyona gittiğini düşünüyorum. Ki sonuç olarak belki futbol adına çok iyi değildi ama sonuç olarak istediğini Fenerbahçe aldı. Ama şimdi baktığınız zaman Fenerbahçe'nin kadrosuna, ben seninle de sürekli zaten konuşuyorum bu konuyu. Cengiz olsun, diğer futbolcuların ben hazır olduğunu düşünmüyorum. İlerleyen dönemlerde de Fenerbahçe eğer bu şekilde devam ederse puan, birçok maçta da puan kaybı yaşayacaktır. Dün ucuz atlattı Fenerbahçe ama Mourinho'nun ben hala dediğim gibi bir geldiği günden beri bir farkını göremedim. Yani İsmail Hoca en azından baktığı zaman elindeki kadroyla hemen 99 puan aldı. Ben Mourinho'nun o kadar futbolcu alınmasına rağmen, işte El-Nesyri gibi futbolcuya 20 milyon vermesine rağmen, ben Fenerbahçe'nin şu anda iyi bir futbol oynadığını açıkçası düşünmüyorum ve ilerleyen zamanlarda da, haftalarda da Fenerbahçe'nin kesinlikle puanlar kaybedeceğini düşünüyorum. Anladım. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Serhat Akın için bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Kendisine mesaj attım. Tabii çok sayıda mesaj, telefon almıştır. Ama durumu iyi, sağlık durumu. Umarım faillerde ortaya çıkar. Ali, var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Söylemek istediğim başka bir şey yok. Ben de buradan sizin haberi. Serhat'ta geçmiş olsun diyoruz. Ben de mesaj attım ama aynı senin söylediğin gibi birçok insan onu arıyordur.
elbet bana veya sana geri döner diye düşünüyorum. Ama dönmese bile inşallah sağlığı tekrar eski kavuşur. Önemli olan onun iyi olması ve yani psikolojik olarak da bundan çok fazla yıpranmaması. Şimdi biz bazen sağlıkla ilgili yorum yapıyoruz ama bunun psikolojik açıdan baktığımız zaman buna, tabii ki çok zor bir şey bunu atlatmak. Tabii, umarım travma en oluyor. Kısa zamanda tabii ki en kısa zamanda artık böyle psikolojik olarak da kendini toparlar inşallah. Peki. Sevgili Ali, çok teşekkür ederim. Ekleyeceğim bir şey varsa, bu arada dün bilmiyorum Beşiktaş'ın maçını izledin mi, Ajax maçını, onunla ilgili yorum yapmak istersen onu da alabiliriz. Ya Van Bronckhorst'un böyle bir karşılaşmada neden böyle bir rotasyona gitti pek anlamadım. Dinlendirmek mi istedi işte az futbolcunu anlayamadım ama Ajax bir hücumda değil bana göre ve Beşiktaş aslında formda bir takımdı. Şimdi baktığınız zaman, Avrupa'ya baktığınız zaman, İngiltere'de olsun, Almanya'da olsun, Şampiyonlar Ligi olsun, işte, kupa maçları olsun, ligde de zaten bizden çok fazla maç oynuyorlar. Çok fazla mesela Man City gibi bir takım bile veya Real Madrid gibi bir takım bile çok fazla rotasyona gitmezken bizim takımlarımız neden böyle bir rotasyona gidiyor onu anlamıyorum. Yani sanki Avrupa'ya çok fazla önem vermemiş gibi bana geldi. Yani o yüzden de çok kötü bir mağlubiyet aldığını düşünüyorum ki dediğim gibi Ajax eski gücünde değildi. Kesinlikle Beşiktaş normal kadroyla çıkmış olsaydı kazanabilirdi yani. Bu tabii ki bir de mental olarak da bence bir kayıp, çünkü her mağlubiyet futbolcunun üzerinde maalesef negatif veya kulübün üstünde negatif bir etki olacak yani. İnşallah lige yansımaz bundan sonraki maçlarda. Peki. Ali, bir kez daha teşekkür ederim katıldığın eksik olma. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşürüz. Sevgili Ali Güneş bizimle birlikteydi. Futbolculuğunda biliyorsunuz başarıyla Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın sonrasında pek çok takımımızın, Bucaspor, Kasımpaşa ve milli takımımızın formasını giymişti. Almanya'da yaşıyor. Almanya'dan seslendi sizlere. Sevgili dinleyiciler, Galatasaray bir paylaşım yaptı. PAOK maçıyla ilgili bir paylaşım. Buranın adı İstanbul diyor. Sarı kırmızılı emojiler, kalpler koymuş Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı. Tabii bu paylaşım özellikle de Panathinaikos'un, düzelterek söylüyorum, PAOK takımının Galatasaray'la İstanbul'da yaptıkları maçtan önce kendi sosyal medya hesabından Konstantinopolis yolu şeklinde yaptığı paylaşıma gönderme ve İzmir Marşı'yla mağlup oldular ve İzmir Marşı'yla da Ali Sami Yen'den uğurlandı PAOK takımı. Bu da anlamlıydı bence. Bu arada Galatasaray tribün lideri, Galatasaray'ın yararına olacak bir taşı yerinden kaldırıp 2 metre öteye koyanlara bile müthiş saygı duyarım diyen Alparslan Dikmen'in vefatının 16. yılında Galatasaray bir mesaj yayımladı ve hayatını Galatasaray'a adayan Ultrasan'ın kurucularından Alparslan Dikmen'i vefatının 16. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz diyor Galatasaray yönetimi yaptığı paylaşımda. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Özgür Sancar, özel röportaj. Değerli dinleyiciler, özel röportaj bölümümüzde teknik direktör Ali Tandoğan var. Biliyorsunuz ülkemizde pek çok takımın formasını başarıyla giydi. Denizli Spor ki yarı final oynadılar Denizli Spor'la Avrupa Ligi'nde. Gençler Birliği, Beşiktaş ve Bursa Spor. Beşiktaş ve Bursa Spor'da arka arkaya şampiyonluklar yaşamıştı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. İyi hafta sonları şimdiden hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Nasıl geçti hafta sizin için hocam? Hafta içi yoğundu. Hı hı. Bir de maçlar vardı biliyorsunuz, sürekli onları izledim. Doğru. Keyifliydi. Dünkü maçla ilgili, Beşiktaş'ın Hollanda'da oynadığı maçla ilgili attığınız, yaptığınız sosyal medya paylaşımı çok hoşuma gitti hocam. Yani altyapının ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıyorsunuz. Tabii şimdi altyapıyla dünkü maçı bağdaştırmak zor gözüküyor. İnsanlar bunu biraz neden sonuç ilişkisi kurarak anlamlandıramayabilir ama siz Ajax'a gittiniz. Oradaki eğitim modelini yakından gözlemlediniz. Ve Ajax futbol takımını kurarken, A takımı kurarken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyor? Buna göre sürekli başarıyı nasıl yakalıyor? Bunu çok iyi bildiğiniz için böyle bir vurgu yaptınız sanırım. Ne dersiniz? Evet. Ya şimdi tabii ki Özgürcüğüm, burada Ajax'ın uyguladığı birçok model var. Yani Türkiye buna çok farklı bakabilir ama onlarda öncelikle altyapılara giren çocukların çok küçük yaşta bile olsa yani çok erken kavrama, yani çocuklara bazı uygulamalar yapıyorlar.
aslında bu uygulamalarda şuna dikkat ediliyor. Çocuğun mental olarak olaylara nasıl baktığı, karar verme aşaması, işte birkaç pozisyonun sonrasındaki düşünce yapısı, oluşan oyuncular tercih ediyorlar ki oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun burada hiç ona bakmıyorlar. Çünkü uzun vadede şuna dikkat ettiklerini gördük. Bu oyuncuların %90'ında gelişimle alakalı sıkıntı yaşandığı gözlenmiş. O yüzden de yeteneklerinden ziyade oyun zekasına daha önem veriyorlar bu noktada açıkçası. Anladım. Bu futbol oyununa yatkın mı değil mi, buna önem veriyorlar ve buna göre seçip kategorize ediyorlar çocukları, yetiştiriyorlar. Öyle mi hocam? Yani şöyle, o yaşta hani mesela diyelim ki 11 yaş 12 yaş grubundaki çocuklara veya 13 yaşındaki çocuklara belli bir testten aşamadan geçiyor. Hmm. O aşamalarda oyuncular idrak etme, yani çabuk karar verme, olayı kavrayabilme yeteneğine bakıyorlar. Yani diyelim benim çocuğum var, götürüyorum. Senin çocuğun çok yetenekli ama bu tip özelliklerinde bir eksiklik var mı? Bu süreçte bununla baş etmesi kolay olmayacak. Yani çok da uğraşmıyor açıkçası. Yetenekten ziyade olayları kavrayabilme yeteneğine bakıyorlar. Bu önemli bilgiyi size teknik direktör Ali Tandoğan aktardı. Hocam dünkü maçla ilgili Beşiktaş adına yorumunuz nedir? Niye Beşiktaş beklentilerin uzağında oldu? Mesela neden çift defansif olarak oynayabilen orta sahayla takımını sahaya sürdü? Rafa Silva gibi bir oyuncuyu daha böyle sola yakın oynattı. Bütün bunlar eleştiri konusu olduğu için soruyorum teknik heyet performans adına. Evet, yani şimdi maçın skoruna göre tabii ki konuşulduğu için, hani maç öncesi belki hani çok daha savunma ağırlıklı oynuyor, neden böyle bir kadroyla çıkıyor diye yorumlanabilirdi ama sonuçta 4-0 olunca ve de goller üst üste gelince ister istemez yani iş dönüyor dolaşıyor, hocanın performansı ön plana çıkıyor. Her zaman şunu söylüyorum, hocanın performansı önemli, sahaya sürdüğü kadro önemli ama oyuncuların da bu sahada gösterdiği performans da çok önemli. Yani çok güvendiğiniz oyuncu grubunu sahaya sürüyorsunuz ve aldığınız sonuç bazen istenilen gibi olmuyor ve tüm oklar size gönderiliyor. Şimdi bakıldığında dün işte Mert bir kadro ile başlıyor. Zaten her zaman Mert oynuyor ama işte stoperler belli, Paulista, diğer oyuncu belli. İşte Masuaku, Svensson, işte ön libero'da çift ön libero oynamak istedi. Çünkü merkezde kalabalık tutmak için muhtemelen hoca böyle bir düşündüğü için girdi. Onun ayla işte El Musrati oynattı. Raşit de zaten sağda oynuyor her zaman. İlk Hernandez bu sefer. Hani hücuma destek amaçlı. Çok sprinter ve tempolu bir oyuncu olduğu için hücuma destek verir diye düşündü sanırım hoca. Solda da Rafa Silva'yı oynatarak onun bütün etkinliğini ortadan kaldırdı açıkçası. Evet. En büyük şeyi şu oldu. Hep dedim ya, genç oyunculara güvenmek gerekiyor. Mustafa Hekimoğlu'nu oynatıyorsanız alınacak tüm sonuçlara rağmen devam etmeniz gerekiyor. Belki kurtarırıma gitti. Hoca biraz işte baskıdan çıkayım, oyuncuyu oynatayım diye düşündüm. Ben de onu soracaktım hocam. Araya girdim ama kusura bakmayın. Siz Beşiktaş teknik direktörü olsaydınız Mustafa Hekimoğlu'nu elbette ki altyapıya önem veren bir futbol insanı olarak oynatmak isterdiniz ama böyle bir maçı tercih eder miydiniz 11'de başlatmak için? Etmezdim. Çünkü Ajax takımı gerçekten benim çok komiğime giden, yani güldüğüm taraf şu oldu. Yani bakıyorsunuz bugünkü yazımda şunu söylemek istedim. Arka dörtlüğünüze bakıyorsunuz. Yani hepsi belli bir yaşa gelmiş. Tamam, tecrübeli. Bu çok önemli. Yani şimdi Barcelona'da çok tecrübeli oyuncuların ama bunun kalitesi çok yüksek adamların. Hem oyun zekaları çok üst seviyede hem kaliteleri var. Hı. Şimdi bu tip oyuncular Türkiye'de savunmada mesela kolay kolay gol yemeyebiliyor. Yani bu arada Beşiktaş son oynadıkları Eyüp maçında da çok iyi top oynamayarak gitti buraya. Evet, onun sinyal verdi. Herkes. 4 tane net pozisyonu var hocam, %100 Eyüp. Tabii canım, yani bunu size Eyüp'e veriyorsanız Ajax'a verirseniz Ajax atar. Eyüp atamayabilir. Onun dışında zaten haftalarca oynatmadığınız Onana'yı sahaya sürüyorsunuz. Burada bana göre Fernandes'i o bölgeye çekip daha orada dinamik bir oyun stratejisi veya üçlü oynayabilirdi. Üçlü neden oynamadı, o da tartışılır. Veya işte 10 numaralı pozisyonda işte Rafa Silva'yı oraya çekip dediğimiz sistemle oynayabilir. Solda oynatacağı oyuncu
Var mıydı yok muydu tabii tartışılır. Orada kimseyi deneyemediği için mi böyle bir sisteme dönmek istiyor zaman hocam? Zaman Mucci'yi oynattı, işte Semih Kılıçsoy var, sonradan oyuna girdi. Joao Mario ilk geldiğinde sol kenar oynadı, bilmiyorum doğru mudur ama bazı oyuncular koydu oraya. Mucci olmadı dediğiniz gibi. Semih'i başlangıç oyuncusu olarak tercih etmiyor hocam. Şey soktu galiba 84'te, o değişikliği neden yaptığını hala anlamış değilim. Keleş. Ya Can Keleş, evet. Can Keleş daha önce de birkaç maç denemiş miydi? Sonradan mı? İlk 11 mi oynatmıştı? Öyle hatırlıyorum. Hmm. Yani bu oyuncu da yani neden denenmedi mesela ona bakıldığında? Solda o da oynatılabilir. Bir şey söyleyebilir miyim hocam bu noktada? Belki biraz futbol tekniğinin dışına çıkıyoruz ama bir bilgi olsun diye söylüyorum. Yani ben çok net biliyorum. Bir değil birkaç yerden öğrendim. Can Keleş transferi böyle bireysel yapılan bir transfer. Yani bu transferin gerçekleştiğinden mesela Samet Aybaba'nın haberi yoktu. Samet Aybaba sonradan öğrendi. Enteresan bir şey. Gerçekten ihtiyacı yönelik bir transfer mi? Bence soru işareti. Hmm, işte bu tip durumlar nasıl oluyor tabii, o tartışılır. O içeriğini tam bilmediğim için çok da yorum yapamıyorum ama şimdi açıkçası şöyle baktığımda yedek kadroya bakıyorum. Yedek kadroda şu elle tutulur bir işte Immobile vardı. Hani Mucci bir önceki maçta Sivas maçında canlı izledim. Yani öyle bir pozisyonda oynadı ki içeride oynadı hocam, artık bunun içeride kayboldu. Yani tam çizgiyken çizgiye atıp Masuaku ile beraber o ikiliyi oluşturamadılar ve sonrasında girdiği maçta da gene aynı etkinliği sağlayamadığı için bu maçta hiç şans verilmedi. Ki o da alınırken biliyorsun ciddi rakamlar ödenerek alınan oyunculardan bir tanesi. Bu oyuncular bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Yani üstüne gitmezseniz işte Mucci olmuyor, olmuyor derseniz kim oynatacaksınız sonuç olarak? Deneyeceksiniz. Deneye deneye bir oyuncuya getirebilirsiniz bir noktaya. Ama tabii garip olan şu, hani o kadar güzel ki gencecik çocuklar, işte Fit Jim diye bir oyuncu var, daha 21 yaşında ya 19 yaşında 18 yaşında oyuncu oynattılar ya, gol attı dün. Yani evet, evet, evet. Bizim çok hareketli ikinci toplara gidiyor. Şu kadroyu Türkiye'ye getir, bu çocuklar 3 gün sonra 3 hafta sonra bu çocuklar başka takımlara gönderilir. Çünkü o stresi, o baskıyla oynatmazlar zaten. Mesela sonradan oyuna giren Rasmussen de sağ kenarı çok iyi kullandı hocam. Masuaku %100 etkisiz kaldı karşısında. O da genç bir oyuncu. O da 21 yaşında. 2003 Danimarka. Doğumlu. 2003 doğumlu bu çocuk, düşün evet, yani. Evet, evet, 2003 doğumlu 21 yaşında. Rasmussen. Tabii. Müthiş. Ayağına hakim, pozisyon bilgisi iyi. İçeri giriyor, basıyor, dönüyor. Gerektiğinde çizgiye gidiyor, sıfırdan orta açıyor vesaire. Çok oyun zekası da yüksek bir oyuncu. Ya 19 yaşında Haylison mu? Haylison, tam o ismi söyleyemeyebilirim. Haylison diye bir oyuncu girdi ya. 19 evet. Yaşında. Düşün yani kadronun yapısına bakar mısın? Ki burada Türk bir oyuncu da var, Ahmet Can Kaplan diye. Hı-hı. O da daha Trabzon kökenli. 2003 doğumlu, yani öyle bir altyapı içerisinde bir birlik beraber, yani benim en çok hayranlık duyduğumda şöyle bir şeydi, bak dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ya, Ajax'ın öyle bir kaptanı vardı ki tecrübeli, saha içerisinde 2-0 veya 3-0 iken bile bir arkadaşı top kaybettiğinde onun yanına giderek onunla kavga etti. Yani sen bu kadar basit top kaybedemezsin, bu kadar hani rakayet oynayamazsın, işte kaptanlık, liderlik. Sağ içerisinde bunu bir keresinde Atletico Madrid'de görmüştüm. Aynen canlı izlediğimde. Hmm. Ortasal oynayan, o ismi aklıma gelmiyor. Koke mi? Olabilir. Yani kaptan Koke. Çok müthiş bir oyuncuydu. Her yeri kontrol altında tutuyordu ve takımı yönlendiriyordu. Yani hoca her şeyi yapamaz ki. İşte o taktiksel şeyi, takım kaptanı, dün bütün takımı yönetti resmen ve farkındaysan oyun içerisinde orta sahada bir anda geriye gelip oyunda savunmada beşliğe döndürüyor. Tekrar öne çıkıyor. Orta sahayı kalabalık hale getiriyor. Yani Beşiktaş'ın bir tane böyle bir organizasyonunu gördün mü? Saha içerisinde aktivitasyonunu, hareketliliğini. Yok, tamam bu adam da, bu hoca da Türkiye Ligi'ne baktığında başarılı görüyoruz şu anda. Bak, hakkını yiyemem. Yarın bir gün çok üst üste maç da alabilir ama hem bir Beşiktaş'ın kadrosu yeterli değil. Bak tekrar ediyorum. Yeterli değil. Yarın bir gün büyük sıkıntılar yaşayacak. Eğer sıkıntı yaşamazsam mucize olur. Ki benim hani Beşiktaş'ı çok seven insanlarız. Benim oğlum da çok koyu Beşiktaş'ta. Maça giderken, dün yolda giderken baba maç ne olur falan filan dedi. Ali dedim, bak ben dedim Beşiktaş'ın tabii ki kazanmasından yanayım ama
İş dedim çok zor. Bir kere Ajax'ı biliyorum. İki dedim Beşiktaş'ı da biliyorum. Son oynadığı maçları görüyorum dedim. Yani hiç dedim çok üzüleceksin. Dikkat et dedim. Fazla dedim. Umutlanma dedim. Umutlanma dedim. Olur mu baba bizde şu var bu var falan yapıyor da. İşte iş öyle olmuyor açıkçası. Yani bu bir ders olarak diyelim Beşiktaş'ın ders olsun. En azından bundan sonraki şey maçlarında daha etkin, daha istekli ve arzulu bir maç oynamasını temenni ediyorum açıkçası. Şimdi haftaya da Frankfurt maçı var hocam. Bence Ajax'tan daha kompakt bir takım Frankfurt. Daha istikrarlı sonuçlar alıyor. Öncesinde de Kayseri deplasmanında var. Burak Yılmaz'ın takımı her ne kadar şu ana kadar galibiyet alamasa bile geçen son olarak Göztepe'ye mağlup oldular. Bildiğim kadarıyla 3 beraberlikleri 2 mağlubiyetleri var. Bir de transfer yasağı var ama ona rağmen iç saha maçlarını iyi oynayan bir takım. Bence evet. Kayseri Spor. Ön bölgede iş yapan, sorun çözen oyuncular var. Ne dersiniz bu iki maç için Beşiktaş Ajax mağlubiyetini unutturabilir mi ligde ve sonraki hafta kupada? Şimdi Kayseri deplasmanından bahsediyorsun değil mi? Evet evet, evet. Bu hafta Kayseri Spor deplasmanında Beşiktaş. Beşiktaş'ın son oynadığı, sen şu anda görebilmiyor biliyor musun bilmiyorum. Kaç maçın kaçını içeride dışarıda oynadı? Beşiktaş. Ona ben bir bakayım hocam. Beşiktaş şu ana kadar 5 maçın ikisini içeride oynadı, ikisini dışarıda oynadı. Bir tane bay geçti değil mi? Bir tane de bay geçti evet. Pardon 5 maçın 3'ünü içeride, ikisini dışarıda oynadı. Bir de bay haftası var doğru. Tabii. Şimdi 3 tane maçın ondan dolayı buna bahsetmek istedim. Kendi iç saha maçlarını ikisini de izledim canlı olarak protokolden. Burada dikkatimi çeken inanılmaz oyunu çözmede Rafa Silva'yı kilitlediğinizde ciddi anlamda sıkıntı yaşadığını gözlemledim. Ondan sonra oyuna üretkenlik anlamında çok fazla üretken oyuncu olmadığını fark ettim. Neden? Şimdi en son sabit işte bir maç Trabzon maçı takım 10 kişi kaldıktan sonra hücuma daha fazla destek verdiğini gördük. Öbür tarafta Masuaku daha fazla hata çıkıyor ama rakipler bunu çözüyor artık. Yani Simonson çok hata çıkmadığını görünce ne yapıyorlar? Masuaku tarafını kapatıyorlar. Evet. Doğal olarak Getson çok tempolu bir oyuncu ama nereye kadar baş edebilecek? Kayseri takımında da şöyle bir şey var. Trabzon maçında izlediğimizde 2-0 öne geçti. İnanılmaz bir tempo yaptılar ve çok iyi kontraya çıktılar. Şimdi Beşiktaş gidip de kendisi o deplasmandayız diye kapanacak değil. Açıklar verecek arkada çok ciddi. Tabii sağlam tutması gerekiyor savunmayı. Kayseri o kadar küçümsenecek bir takım değil. Sürprizlerle açık bir takımdan bahsediyoruz. Doğru. Bizden zor olacak. Doğru. Önce bu maçı düşünecek Beşiktaş deplasmanda. Tabii ki. Burak Yılmaz'ı teknik direktör kariyeri açısından nasıl buluyorsunuz hocam? Ya şimdi bizim biliyorsunuz yani biz teknik direktör olarak çok fazla ben yorum yapmayı sevmiyorum. Sonuçta insanları yaptırdıklarıyla bir yerlere gelirler. Doğru. O da bizim bir kardeşimiz. Başarılı olmasından her zaman herkesin başarılı olmasından yani düşüncem var Türk futbolunun gelişmesi açısından ama tabii ki kolay bir şey adım atmadı. Öncelikle bir yardımcılık olayına girdi. Sonrasında Beşiktaş'ta belli bir süre sonrasında gönderildi. Bu deneyimi ona çok tecrübe kazandıracaktır ama çok sıkıntılı bir süreç yaşayacağına eminim. Anladım. Tabii çalıştığı kulüpler de çok önemli teknik adamların oradaki imkanlar vesaire. Bu transfer yasağı da bence önemli bir engel olarak duruyor ama ben Kayseri Spor'un genel itibariyle iyi futbol oynadığını düşünüyorum. Ligde dört büyük takım dışında en beğendiğiniz takım hangisi hocam Süper Lig'de? Vallahi çok güzel. Göztepe diyebilir miyiz Göztepe? Ya bak çok güzel söyledin. Kendi evlerinde özellikle çok etkili oynuyorlar. Yani Göztepe'yi de söylediğin çok güzel oldu. Olabilir evet. Evet bence çok iyi oynuyor. Gücü oranında maksimum veriyor hocam. Ama şöyle bir şey. Böyle kaç hafta önce bunu söyledim hani. Fenerbahçe maçında bir yine röportajda söyledim. Fenerbahçe için dedim çok zor bir maç olacağını. Çünkü dedim Mourinho Göztepe'yi ben şimdi geçen sene birincilikte iki maçlarında yorumlama yapıyorum ve izliyorum hepsini. O kadar oturtmuş oldukları bir sistem var ki 5'li savunmayı. Çok iyi uygulayan bir sistemle oynuyorlar. Bu biliyorsun çok tekrar edilmesi gereken ve süreklilik gereken bir şey. Doğal olarak Göztepe geçen seneden beri aynı hocayla ve aynı kadroya yakın kadroyla devam ettiği için çok bir zorluk yaşamıyor. Ve rakipler yeni kadro oluşumu, yeni sezon başı derken yani o gün Fenerbahçe 2-0 öndeyken 2-2'ye getiren bir skor aldı.
Yanılmıyorsun. Çünkü Mourinho karşısında böyle tempolu ve değişkenlik gösteren sistem olarak bir kadro beklemiyordu açıkçası. Ki sayılmayan bir gol vardı ilk yarıda. İkinci yarıda gollerin dışında buldukları net pozisyonlar vardı. Yani çok da pozisyona giren atletik özelliği yüksek oyuncular var. Thierry, Juan, Romulo bunların başında geliyor. Calma, Silva'nın ben yine atletik özelliğiyle çok iyi top taşıdığını düşünüyorum sol taraftan. Yani kadroyu kurarken de doğru tercihler yapmışlar hocam. Ben öyle görüyorum. Ya işte Özgürcüğüm, hep konuşuyoruz tabii ki de. Yani bazen takımlara bakıyorsun, isim olmayan oyuncular getiriyorlar ve takımlarına da monte ediyorlar. Adamlar inanılmaz işler yapıyor. Biz Türkiye olarak tamam birkaç tane isim oyuncuyu katabilirsiniz ama çok dinamik ve iyi oyuncular var. İşte bu oyuncuları neden scout ekipleri doğru bir listeyle oluşum sağlayamıyorlar? Acaba bunların gözleri bunları iyi görmüyor mu? Bence öyle. Açık ve net söyleyeyim sana yani. Bir de bu işlerde gidenen işleri biliyorsun az çok fazla, mesela az önce senin söylediğin olay. Yani Samet Hoca'nın yapılan transferlerin haberin olmadığı haberi dair. Haberi yok hocam. Bundan adım gibi eminim. Yani. Düşünün yani işte. Evet. Bir kulüp böyle yönetilemez yani. Ya genel itibariyle Türk futboluna baktığımızda hocam transferler, siz hem teknik direktör olarak hem de yıllarca üst düzey futbol oynayarak bunları daha iyi gözlemlediniz. Ama benim gördüğüm şu, benim de gözlemim şu, yani kulüpleri kişisel zenginleşme aracı olarak görüyorlar. Bu transfer tabii meselelerinde özellikle birileri çok para kazanıyor ve hani takıma faydalı olsun diye değil de ben ne kadar bu işten nemalanırım, ne kadar para kazanırım mantığıyla hareket eden insanlar suyun başında. Dolayısıyla burada her takım için doğru transferlerin yapıldığını söylemek imkansız, hatta çoğunluğu için. Ama mesela Göztepe'de bir yatırımcı geldi, yatırımını yaptı. Önceki başkan Mehmet Sepil, şimdi onursal başkan durumunda, onun koyduğu bir ağırlık ve saygınlık var. Buna istinaden hem doğru bir bütçeyle doğru bir planlama yaptılar ve takım oyununa yatkın sonuç alabilecek transferler de yaptılar. Yani ancak böyle oluyor. Kendi şirketin gibi yönetirsen arada fazla paralar harcanmıyor. İyi takımlar cebine koymaz ki adam, yani öyle bir aptallık yapmaz. Doğru. Bu biliyorsunuz yani, Rasmussen Southampton'ın da büyük hissedarı. Göztepe'nin de büyük hissedarı oldu. Dolayısıyla böyle yapılar içerisinde ancak işte para kaçışını ya da kişisel zenginleşmeyi önlüyorsunuz. Doğru takımlar kuruyorsunuz hocam. Tabii. Yani bence de öyle. Çok güzel şeylere değindin. Artık ben bunları söylemekten o kadar yoruldum ki neyi neye söylüyoruz ki, düzen zaten düzen bu. O yüzden çok değişeceğini sanmıyorum. Anladım. Peki hocam, var mı bu hafta sizi en çok heyecanlandıran ligdeki maç hangisi olacak? Ben şöyle genel itibariyle sayayım, onu da öğreneyim sizden. Sivasspor Başakşehir maçıyla başlıyor hafta, 7. hafta Süper Lig'de. Bugün saat 20'de Samsun Spor Göztepe maçı var. Bence kıyasıya bir mücadeleye sahne olur. Evet. Galatasaray Kasımpaşa, Alanya Spor, Çaykur Rizespor, ki Çaykur Rizespor'da bu maça endeksli bir değişiklik olabilir hocam. Çok kötü gidiyorlar. Belki kredisi kim yüksek. Kim oynuyordu Çaykur Rize? Alanya deplasmanında. Çaykur Rizespor, Alanya. Alanya ev sahibi. Biliyorsunuz İlhan Palut'un kredisi yüksek ama Çaykur Rizespor'da çok kötü sonuçlar var şu ana kadar. Ya kimsenin kredisi diye bir şey yok bu hayatta. Yani Mourinho olmadıktan sonra evet şehir olarak sevilebilirsin. O da bizim arkadaşımız, sevdiğimiz bir kardeşimiz İlhan. Ancak isim olarak ilerlemiyorum ama sadece kredi duygusallıkla ilerleyecek bir şey değil. Bir yerden sonra bu ülkede 10 maç kazanırsınız, 5 maç kaybedince gidersiniz. Bence burada değişiklik olabilir hocam. Çaykur Rizespor eğer Alanya'dan istediği sonucu alamazsa burada bir teknik direktör değişikliği olabilir. Ama bu süreç şöyle değerlendirilmemiz Özgürcüğüm, işte biz bunu yapıyoruz. Yani şimdi İlhan Hoca daha önce bazı takımlarda başarılı oldu. Şimdi bu takımda başarısız oldu diyelim. Şimdi hocanın çok başarısız olduğu mu anlamına geliyor? O da değil. Anladın mı demek istediğimi? Anladım dediniz. Yani hocam, tamamen şans. Evet yani tabii orada ne yaşanıyor tam bilemeyiz tabii. Ama yani Çaykur Rizespor'da işleri iyi gitmiyor ve bir gerilim var şehirde, bunu net görüyorum. Trabzonspor, Konyaspor bilmiyorum. Şenol Hoca dün 1,5 saat basın toplantısı düzenledi. Çok eksiklerin olduğundan bahsediyor. Evet. Bu maç sizi heyecanlandırır mı bilmiyorum. Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü, ben pazar günü İstanbul'da iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Antalyaspor Fenerbahçe'yi ağıracak. Alex de Souza'yla nasıl bir görüntüsü var Antalyaspor'un? Bodrumspor Adana Demirspor maçı ve Kayserispor Beşiktaş maçı. Hatayspor bay geçiyor. Hangisi sizi daha çok heyecanlandırıyor hocam bu hafta iki maçlarda?
Açıkçası Samsun Göztepe mesela iyi bir maç olur. Ondan saydığın 3 takım neydi? Sondan say. Antalya Spor Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bodrum Spor Demir Spor'u ağırlıyor. Adana Demir Spor'u, Kayseri Spor, Beşiktaş. Anladım. Ya beni en çok heyecanlandıran maç Kayseri Beşiktaş maçı olabilir. Evet. Yani çünkü Trabzon maçı, Trabzon seyircisi açıkçası Şenol Hoca geldi. Yeni bir şey oldu. Son oynadıkları maçı izlediğimde o 2-2 kaldılar değil mi Kayseri'yle? Evet. Yani, son olarak deplasmanda Gaziantep'le berabere kaldılar 0-0 Gaziantep Futbol Kulübü'yle. Son olarak mı? En sonu muydu? En sonu oydu. İşte sayılmayan bir golü vardı. Trabzonspor'un hakemle ilgili çok sert açıklamalar oldu vesaire. Son oydu hocam. Yani açıklamalara falan gerek yok. Çünkü Trabzonspor takımını ben izledim. Hiç o şey vermiyor. Şenol Hoca'nın gitmesi de bana göre çok bir şey ifade etmemiş. Tamam bu oyunlar sihirli değnek yok. 3 günde bir şeyler değişmez ama bir hava da gelmemiş. Onu da gördüm yani. Hele ki Beşiktaş maçında tamam 10 kişi kaldı. O bir kurtardı. Şansına da o döneminde golü buldu. Ama ondan sonra oynadıkları Kayseri maçını izledim. Yani seyirci bile isyan etti açıkçası yani. Hani temposuz. Kopuk. Birbirinden kopuk. Tamam bu hocanın yaptığı bir şey değil. Daha öncesinde oluşmuş bir durum da olabilir. Toparlamak kolay değil ama işleri iyi gitmiyor, ben onu gözlemledim yani. Yarın Galatasaray Kasımpaşa maçında kolay bir galibiyet mi alır yoksa maç zor mu olur sizce? Yani şimdi tabii ki zor bir maçtan çıktılar. Tempoyu da tekrar yakaladı Galatasaray eskisi gibi ama Kasımpaşa sürpriz takımı. İyi bir kadroya sahip. Yani Galatasaray kendi evinde yenmek zor ama golü falan erken bulursa Kasımpaşa veya daha doğrusu erken bulursa dedim, golü bulursa diyeyim daha doğrusu, iş başka olabilir. Anladım. Bakalım neler olacak yarın. Bakalım. Özel röportaj bölümümüzde konuğumuz teknik direktör Ali Tandoğan. Hocam çok teşekkür ederim katıldınız. Rica ederim. İyi yayınlar. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola operasyon geçiren Rodri'nin sezonu kapattığını açıkladı. İspanyol futbolcu ülkesinde bir operasyon geçirdi ve sezonu kapattı. Ter Stegen'den sonra bir büyük sakatlık daha yaşandı Avrupa futbolunda. Biliyorsunuz Ter Stegen de Alman kaleci sakatlanmıştı son Real Sociedad maçında ve bu sezonu kapattı. Dolayısıyla şu anda Juventus'la sözleşmesini askıya alan Szczesny, Polonyalı kaleci Szczesny transferi düşünülen bir isim Ter Stegen'in yerine. Ancak onun sözleşmesinde özel bir madde varmış. Tam olarak feshedilmemiş Juventus'ta sözleşmesi. Eğer bir başka takıma giderse ve aktif bir sözleşmeye sahip olursa 4 milyon euro ödemek zorundaymış Juventus'a. Juventus'ta da bence ona yanlış yaptılar. Önce söz verdiler. Arkasından da bir başka kaleci transfer ettiler ve senin ikinci kalecisin dediler. Oysa o birinci kaleci olarak bir sezon daha oynayıp bırakmayı planlıyordu. Bunun dışında Keylor Navas, eski Real Madrid'li Paris Saint Germain'de geçen sezon sadece 6 maçta oynatıldı ama bence Donnarumma'dan çok daha iyi ve etkili bir kaleci. Costa Rica milli takımının kalecisi. Onun da Barcelona'ya transferi söz konusu. Barcelona boşta olan bazı kalecilerle ilgili çalışma yapıyor. Eski kalecisi Şilili Claudio Bravo da onların arasında ama bu iki isim yani Szczesny ve özellikle de Keylor Navas ön plana çıkıyor ama teknik direktör Hansi Flick'in daha çok Szczesny'yi tercih ettiğinden bahsediliyor. Bu arada Kevin De Bruyne de sakat. 53 yaşındaki teknik direktör Pep Guardiola sakatlığı süren Kevin De Bruyne'nin Belçikalı oyuncunun yarınki Newcastle maçında oynayamayacağını belirtti. Laf lafa açıyor. Bu bölümümüzün daimi konuğu sevgili Mithat Halis bizimle birlikte. Mithat abi hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, yayınlar Özgür, günaydın. Çok teşekkür ederim, günaydın Mithat abi. Nasılsınız, ne var ne yok Mithat abi? Vallahi işte uğraşıyoruz, koşturuyoruz, maçlara gidiyoruz, kendimize bakıyoruz, yan gözlerle bakıyoruz. Cepheden bakıyoruz, sağdan bakıyoruz, diagonal bakışlar evet. Atıyoruz. Önümüzde sağlık, sıhhat öyle devam doğru, etsin. Doğru. Hayırlı sağlık, cumalarla sağlığınız, birlikte. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde mi? İnşallah işte. Sağlısın, onu... inşallah. İyiyim.
takımlarımızı beğendin mi Özgür? Ben sana ne diyorsunuz? Valla Galatasaray iyi oynadı bence. Fenerbahçe son bölüm dışında istediğini aldı ama oyun olarak bence tatmin edici değildi. Beşiktaş tabi hayal kırıklığına uğradık. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Ne dersiniz? Valla tabii ki şey çok zordu Galatasaray'ın maçı ama PAOK maçı çok güzel oldu şey olarak. PAOK da takdir etmek lazım. Çok iyi takım. Mithat abi çok dirençli ve takım oyunu gerçekten oynayan bir ekip. Yani Radvan Lucescu orayı 2-3 seneden beri gayet iyi bir hale getirdi. Geçen yılki şampiyonluk yılında tesadüf olmadığı gözüktü. Onu takım çok iyi organizeydi olarak zaten şeyi çok iyi oynuyor. Taktiksel dozajı ve çok dengeli bir takım olduğu için Galatasaray epey sorun çıkarttı. Ancak Galatasaray da kalitesiyle ona cevap verdi. Fenerbahçe senin dediğin gibi ben de Fenerbahçe'yi etkisiz gördüm daha doğrusu. Yani daha etkili olması lazımdı. Bu takım çok iyiydi. Union Saint-Gilloise geçen sene Fenerbahçe onu ederken Fenerbahçe gerçekten çok iyi futbol oynamıştı. Geçen yılla beraber kıyasladığımız zaman geçen yılki o Fenerbahçe'den eser yok. Yani onu sana söyleyeyim. Yani şey olarak da çok etkisiz de kaldı. Bunun sebepleri çok şey olabilir. Ama Beşiktaş şimdiye kadar sadece bir Lugano maçları hariç değil mi? Yani Avrupa'da böyle bir şey yoktu. Ona ilk ciddi rakip bu Ajax'tı. Ajax oldu evet. Ajax'da son iki senede çok iyi durumda değildi. Yine de çok iyiydi. Yani Farioli'nin geçici bir olarak yine sezon başı iyidir. O sezon sonuna doğru yine Ajax o kadar iyi bir takım hale getirebileceğine, biz o sorunu çözeceğine inanmıyorum. Ama Beşiktaş iyiydi. Yani Beşiktaş Avrupa şeyinde değil, standartında değil. Nasıl Galatasaray'a diyorsun ki, Galatasaray Avrupa'nın standartında. Fenerbahçe de bir şekilde son 3 sene 4 senede Avrupa'da iyi oynadıkları için, geçen yıl da İsmail Hoca'dan, ondan önceki sezonda yine İsmail Hoca ve şeyin döneminde, Ferrer'in zamanında gayet iyi futbol oynadılar. Hem önde baskı kurarak hem de fiziksel olarak da karşı koyarak. Twente maçları var, çok önemliydi. Geçen yılki Saint-Gilloise maçı var. Tabii o aradaki oynadıkları Avrupa Ludogorets maçları, Nordjylland maçları seviye olarak oynadıkları futbolun şeyi Fenerbahçe'nin çok yüksekti. Onu yakalaması şu anda çok zor gözüküyor. Sezon başından beri Fenerbahçe'nin sorunları çok büyük. Yani onun Fenerbahçe'nin sorunları En-Nesyri bir problem olacak. Neden? Olacak? 38 yaşındaki Dzeko ile aynı özelliklere sahip. Yani Dzeko'nun yanına çok akıllı bir böyle çok hareketli ikinci bir forvet türü hem kenarda oynasın hem de şeylerde. Çünkü 20 milyon lira veriyorsunuz Özgür, sorun değil mi? Evet. Ya büyük para. Sana göre bir sorun değil mi bu 20 milyon lira adama vermek? Evet. Cengiz Ünder'e 15 milyon lira veriyorsun, oynatmıyorsun. Sorun değil mi? Yani ön taraftaki şey açısından söylüyorum. Tabii için futbol anlayışı da sorun. El freni yani. Ben oynatmam mı Tadiç gibi oyunculara? Tadiç'in özelliği yani topu tutması, sırtı dönük oynuyor. Ya ben bilmesi. Ne yapayım Özgür? Ama Mourinho'nun futbol anlayışına uygun galiba. O yüzden onu oynattı bugüne kadar sürekli. O topu tutmasın ya. O topu bıraksın Özgür. Bıraksın değil mi? Adaba. Tutmasın. Top tutuyor diyen adamlar hasta oluyorum. Tutmasın ha, bıraksın. Doğru. Ajax nasıl oynuyor? Tutuyor mu topu hiç? Tutmuyor evet. Sürekli dikine oynuyor. Feyenoord nasıl oynuyor? Nasıl oynuyor? PSV Eindhoven nasıl oynuyor? Hollanda takımları diyelim. Avusturya takımları nasıl oynuyor? Onlar hiç topu tutuyor mu? Salzburg topu tutuyor mu? Bir bak bakalım. Evet, hiç topu tutan adam var mı? Taneye tutan yok. Çok hızlı oynayacaksın. Zaten topu tutan adamlar el freni diyoruz. Niçin? Topu tuttukları için. Bıraksınlar abi topu. Hızlandıralım oyunu. Galatasaray'da da o oyunu hızlandırmak için ne yapıyoruz? O top tutan adamların yerine daha çabuk, daha seri, daha akıllı Okan Hoca'nın yaptığı transferleri. Ya Osimhen için
Nihat Kahveci diyor ki daha 100 milyonluk oyununu görmedik. Ya sen adamı adam mı 100 milyonluk bir oyuncu değil ki. Adam 200 milyon liralık oyuncu. Nihat Kahveci nereden bahsediyorsun ya? Ayıptır zaten. O adam 100 milyonluk bir oyuncu değil. Zaten 150'den 75'e vermiyorlar diye. Adam tesadüfen gelmiş, kavga kıyamet çıkmış, çocuğu oynatmıyorlar. Transferin son günü gelmiş. Gayet de iyi oynuyor. Yani eleştirilecek bir yanı yok. Bence de çok oynuyor. Rakip savunmaları darmaduman ediyor. Midit abi çok ya, hareketli. Her topta var. O şey maçında yükselip kafa vurduğu power maçında yükselip. O hangi oyuncu Avrupa'da kaç tane oyuncu o mesafeye yükseliyor? Aynen bir de diyor ki Icardi girdi diyor işte lan böyle gol attı bir göreyim bakayım diyor Icardi gibi yap. Ya Icardi onun yaptığını onda birinin yapma şansı var mı? Onun kadar hareketli oynayabilir mi? Farklı özellik. Farklı özellik değil Özgür. Öyle bir özellik yok. Adamda her özellik var yani. Hmm. Kabuk, teknik özelliklerinden dolayı aldığı toplan öne doğru hızlanıyor. Çok geniş alanları kullanıyor. Sadece 15 metreyi değil, 150 metreyi kullanıyor. Anladın mı? Çok farklı bir özellik. Tabii. Yani, o çok farklı bir oyuncu. Onu parayla alamazsın. O 100 milyon da değil. 200 milyonluk bir oyuncu. Sen onu ancak Mbappe'den kıyaslayabilirsin. Anladın mı? Hı. Haaland'dan kıyaslayabilirsin. Zaten 2 sene önce öyle Napoli şampiyon yapan adamlardan faktörlerden önemlisiydi. %100. Tabii ki yani şimdi geliyorsun. Şurada 2-3 maç gelmiş. Kafalarına göre eleştirecekler. O iyi değil işte Özgür. Bir tat abi bu okulda anladım. Size iki soru sormak istiyorum. Bir tanesi şu edindiğim bilgi program başında da paylaştım ama yine hatırlatmak istiyorum belki kaçıranlar olabilir. Osimhen kesin olarak Haziran'a kadar Galatasaray'da kalıyor. Yani devre arasında herhangi bir kulübe gitmesi söz konusu değil. Napoli ile yapılan anlaşma bu. Ama Osimhen çok memnun olmuş gördüğü ortamdan, kendisine gösterilen sevgiden ve ilgiden. Dolayısıyla çok adaptasyon süreci yaşamadan buraya intiba sağladı ve gerçekten sevmiş Galatasaray'ı ve Galatasaray'la yöneticilere şunu söylemiş. Teyit ettiğim için söylüyorum bu kadar net ifadelerle. Yani futbol kariyerimin bir aşamasında tekrar Galatasaray'da olmak istiyorum. Çok yüksek olmayan bir ihtimal. Önümüzdeki sezonda bu sezonki gibi transfer karışıklıkları olur. Napoli herhangi bir kulüple anlaşamaz. Belki bir yıl daha kiralanması söz konusu olabilir. Ben yüksek görmüyorum. Fakat böyle bir arzusu varmış Osimhen'in. Yani 2 sene gider Chelsea'de oynar örnek veriyorum. Ya da Juventus'ta oynar. 3. sene buraya gelir falan böyle bir şey. Böyle bir yani son tahlilde diyoruz ki Osimhen gördüğü ve alakadan bir şeyden dolayı çok rahatlıkla nasıl aynı şeyi biz Weghorst için Türkiye'deki söylemiştik. Hani Beşiktaş'a getirirken de o da Beşiktaş'ta İstanbul'da gördüğü ilgiden ve alakadan dolayı Ceko az buz oyuncu mu? Ceko da Fenerbahçe'de son derece mümin olarak kalıyor. O düzeydeki bir oyuncu. 38 yaşında olmasına rağmen. Daha önce Drogba geldi. Eto geldi. Antalyaspor'u geldi Özgür. Sonuç olarak onları da kıyasladığın zaman Osimhen de olağanüstü ilgisinden ve alakasından dolayı da bir de burası İstanbul. İstanbul'da Galatasaray çok büyük kulüp. Öyle az bir kulüp değildi. O kadar önemli ama öyle kolay değil yani. Önce Galatasaray seni çok hızlı bir şekilde sosyal medyada olduğu için baskı altına alıp abandone edebiliyor yani. Onun için abandone olursun. O şeyi çok rahatlıkla kaldırabiliyor. Bir de ortam sonuçta ben hem burada Mertens var. Mertens zaten onu Mertens getirdi. Mertens olmasaydı gelmezdi zaten. Yani Mertens faktörü de var. O da çok hızlandırdı tabii adaptasyon sürecini. Bir de kendisi çok iyi bir çocuk yani. Ben onun bizim Belçikalı Star Factory onu buldu getirdi. Wolfsburg'a ve Napoli'ye transferlerinde. Onun için kendisini de iyi tanıdığımız için oradan Osimhen'de karakter olarak da son derece iyi bir çocuk. Yani o bir de Türkiye'deki takımların ilgisi ve alakası ve büyüklüğü yani şu anda millet fark etmiyor ama İstanbul takımlarımızın özellikle üst büyüklerin 20 milyona yaklaşan seyirci potansiyelleriyle birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şeyi çok yüksek ama Galatasaray onlardan çok önde. Evet.
Beşiktaş amatör takımı gibi. Mithat yani abi, Okan Hoca'yı çok iyi tanıyorsunuz. Okan Buruk'u. Okan Buruk ne dersiniz? Icardi ile Osimhen'i birlikte oynatır mı? Ya da oynatmaya başlar mı? Yarınki Kasımpaşa maçında örneğin. Kasımpaşa maçında. Nasıl olur sizce? Vallahi oynatacağı maçlar olur Özgür. Olur mu? Yarınki maç buna uygun mu sizce, Kasımpaşa rakip? Ya Kasımpaşa maçını hiç hesap etme Özgür. Kasımpaşa ne yapsın? Türk takımlarından, yani Türkiye'de oynanan maçların bir tanesini kale almıyorum Özgür. Anladım. Beşiktaş'ın 5 tane maçı oynamış. Kaç tane lig maçı oynadı? Anladım. Süper Kupa dahil kale almıyorum ya. Evet. Süper Kupa'da Galatasaray kamptan dönüyor. Öteki adamlara bir bakalım. Millet milli takımdan geldi. Beşiktaş'ta biz Çiro Immobile'yi aldık. Çiro Immobile bir akşam oyna. Evet, neredesin? Evet, dün kayboldu. Yok. Yani Rafa Silva her zaman çok iyi futbolcu. Avrupa kupalarında da iyi oynayacak. Şeyde de iyi oynayacak. Ama Çiro'nun şeyi kaldırmaz burayı Özgür. Evet. Daha önce de karşı çıktım. Böyle bu yaşta bu santraforu, aşağı doğru giden santraforu ben getirmem. Yukarı doğru giden santraforu. Bakın adam 38 yaşında, 4 yaş büyük Ceko. 10 tane Çiro Immobile yapar. Yapmayın arkadaşlar. Evet. Çok büyük bir adam getirdik. Söylemeyin. Bitti abicim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Fizik olarak aşağı düşen bir oyuncu getirdi Beşiktaş. Doğru. O daha sorunlar yaşayacak yani. O Türkiye'deki liginde kapattık köşeden gol diyen kaleciler gol atmakla olmaz bu işte. Anladım. Peki. Pazartesi günü daha uzun konuşacağız. Mithat abicim, tamam. Teşekkür ederim. Mutlu hafta sonu. Görürüz. İyi günler. Sevgili Mithat Halis, bu bölümümüzün daimi konuğu, fikrini sizlerle paylaştı. Laf lafa açıyor. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hepinize mutlu hafta sonları dilerim. Hafta başında aynı saatte tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.